İyi akşamlar değerli izleyiciler. Biz bu akşam Göbekli Tepe'yi konuşacağız demiştik biliyorsunuz. Dünya tarihini değiştiren buluş diye, buluntu diye geçiyor. Hakikaten değişti mi, değiştirmedi mi onu konuşacağız. Önemi nedir diye konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz Dünya Mirası Listesi'ne girdi geçtiğimiz hafta. Bu Türkiye açısından önemli bir şey. Bu Göbeklitepe açısından da önemli bir şey. Gerçi Türkiye'de böyle bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla 17 tane daha, toplam 17 yer var Dünya Mirası niteliğine sahip ama Göbeklitepe'nin bunların arasına girmesi Göbeklitepe'nin lehine bir gelişme. Konuyu Türkiye'de en iyi bilenlerle konuşmak istedik. Çok değerli 3 konuğum var. Profesör Doktor Necmi Karul, Göbeklitepe'yi herhalde Türkiye'de en iyi bilen biri. İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Profesör Doktor Aslı Özyar, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyesi ve Göbeklitepe'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasında Profesör Doktor Zeynep Avhunbay ile beraber en fazla emeği geçenlerden biri. Ve bir diğer konuğum Gökhan Bozkurtlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dünya Miras Alanları ve Kaçakçılıkla Mücadeleden Sorumlu Daire Başkanı. UNESCO Dünya Miras Listesi ve Kültür Varlık Kaçakçılığı Mücadelede Türkiye'nin önemli uzmanlarından biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey, bütün bu uyuman kapıda yazıyor mu? Yazmıyor. Ne kadar uzun. Çok çok hoş ama çok havalı. Özellikle kaçakçılık mücadele bölümü Türkiye açısından kıymetli. Nereden başlasak diyorum şimdi. Göbeklitepe bayağı eski bir şey. Bu kadar eskiye gidince. Nerede? Şunu merak ediyor herkes. Çok sormuşlar onu. Aslı Hocam, onu size sorarak başlayayım önce. Göbeklitepe, işte arkamızda fotoğraf var, muazzam bir şey, 12 bin yıllık bir geçmişten kalan bir şey. Ve bu kazının başkanı Klaus Schmidt'ti, rahmetli diyeyim. Her ne kadar Müslüman olmasa da toprağı bol olsun derler. Şunu söyler, herkes merak ediyor. Şimdi nerede Türkiye'de bir kazı var, bir Alman'ın, bir Fransız'ın adı geçer. İşte arkasında Japon hükümeti vardır, Japon kralı vardır, bilmem ne vardır. Biz Türkiye'de kendi kazılarımızı yapmaktan aciz miyiz de hep yabancılar kazar diye herkesin konuştuğu meseledir bu. Niye Türkiye'deki kazılarda hep yabancı isimler geçer? Bu doğru değil. Yani böyle bir şey yok esasında. Böyle bir algı olduğundan da çok emin değilim. Türkiye'de tabii ki bir sürü yabancı kazı var, bir sürü yabancı uzman çalışıyor. Ama çok daha fazla Türkiye'de yetişmiş arkeolog var, Türk kazısı var. Ve bizim için biz bir arada çalışırız. Genellikle yani meslek içinde... Bilim zaten böyle bir şey. Evet, yani böyle bir Türk veya yabancı ayrımı o bürokraside var. Yani bürokraside olan bir şey. Ama bizim için, yani bilimin içinden konuşan birisi için böyle bir ayrım yok. Ama hani merak edenler için de Türkiye üniversitelerinin yaptığı kazılar, Türkiye'deki müzelerin yaptığı kazılar Türkiye'de yapılan yabancı kazılardan çok çok daha fazla. Onun için belki onu bir şey yapmak lazım. Bir altını çizmek lazım. Değil mi Gökhan Bey? Şu anda Türkiye'de süren kaç kazı var peki tahminen? Onu size soralım. Yaklaşık Fatih Bey, yabancı bakanlar kurulu kazılar, Türk Bakanlar Kurulu kazılar, müzelerimizin yaptığı kazılar, 500 civarında kazı söz konusu. Buna neyse, büyük kazı mıdır yoksa bazıları ufak tefek kazılar mıdır yani? Şöyle söyleyeyim, genellikle bizim müzelerimizin yaptığı kazılar kurtarma kazıları ve kısa vadeli süren kazılar. Bunlar da bir veya iki sene, üç sene devam ettikten sonra sonlanıyor. Ama üniversitelerimiz tarafından yürütülen kazılar, Bakanlar Kurulu kararlı kazılar, bunlar uzun yıllara yayılıyor. Evet. Örnek vermek gerekirse işte hocalarımızın kazısı 10 yıllardır sürüyor. Efes kazısı. Hangi kazısı? Sizinki Tarsus. Bizimki Tarsus kazısı, evet. Efes kazısı 100 yılı aştı. Evet. Türkiye'nin en eski kazılarından Osman Hamdi Bey'in yaptığı Muğla'daki, adını hatırlayamıyorum, Lagina kazısı, bu Türkiye'nin ilk kazılarından biridir. Yüzyılı geçmiş kazılar. Zaten mesela baktığınız zaman kazılar bir arkeologun bir ömrü oluyor. O kazı o arkeologla alınır. Başındaki adam 40 sene oraya kazarsa ölür, sonra oraya gömülür zaten, değil mi? Öyledir ki.
örnekleri var. Var. Evet. Yani o da değişiyor. Hani böyle eskiden tabii böyleydi. Şimdi bir kazı bir arkeologla anılmıyor artık. Yani bir kazı daha çok bir kurumla anılıyor ve çok kişi çalışıyor bir kazıda. Çok eskiden de o dediğiniz çok doğru. Eskiden böyle bir kazı çok mersi. Bir kazı bir kişiyle anılırdı. Günümüzde daha çok kurumlarla ve gruplarla yani bir grup insan bir araya geliyor ve çalışıyor. Bir kişi de bunu yönetmeye çalışıyor. Peki hocam, Türkiye'nin bu kazılara ayırdığı bütçe kendi yani özel fonlar mıdır? Devletin bununla ilgili bütçesi var mıdır? Bu Türkiye'deki, çünkü baktığınız zaman medeniyetin ilk ortaya çıktığı topraklarda yaşıyoruz. En önemli medeniyetlerin de kurulup yıkıldığı yerlerde yaşıyoruz. Yani işte bak Mezopotamya'nın önemli bölümü bizim sınırın içerisinde. Suriye'nin sınırın ötesinde ve bu tarafında bizim topraklarımız. Ege bizim topraklarımız. Doğu Anadolu ve ne kadar medeniyet varsa tarihte anılan ve birkaç bin yıla yayılan, arkeolojinin konusu olan hepsi bizde, burada. Biz bunun karşılığını verecek oranda bütçe bu işlere ayırabiliyor muyuz? Özel sektör bunları dünyanın her yerine çok destekler. Türkiye'de bu alanda yeterli destekler var mı? Yabancıların ilgisi artarak sürüyor mu, azalarak mı sürüyor? Çünkü sonuçta bu bir bilim ve bütün dünyanın geçmişi araştırılıyor. Bununla ilgili yurt dışından yeterince Türkiye fon alıyor mu? Şöyle ifade etmek gerekirse mevzuat gereğince yabancı kazılar kendi bütçelerini kendileri karşılıyorlar, kendileri buluyorlar. Bizim gerek bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerek Kalkınma Bakanlığımızın Türk kazılarına ayırdığı imkanlar ölçüsünde, o mali yılın bütçesi çerçevesinde ödenekler sağlanıyor. Bu zaman zaman yıllara göre artış gösteriyor, zaman zaman azalış gösteriyor. Ama muhakkak bakanlığımızın ve Kalkınma Bakanlığı'nın, bakanlığımızın DÖSİM, Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından bütçe temin ediliyor her sene istisnasız. Yeterli mi peki bunlar Türkiye'de? Yani kalırız? Muhakkak yeterli olduğunu söylemek zor olmasına rağmen bakanlığımızın bütçesi de dikkate alındığında elimizden geleni yapıyoruz. Kazıları parasız, bütçesiz bırakmamaya çalışıyoruz. Peki gelelim Göbeklitepe'ye. Gelelim mi hocam? Ya belki az önce konuşulanlarla ilgili bir cümle ilave etmek isterim. Bu yabancı kazıların, yani bu algı gerçekten çok bizim üzerimize yapışmış bir şey ve bunu kırmanın vesilesi diye sözünü açtığınız için bir iki cümle edeyim. Yani Türkiye'de arkeolojik kazıların batılılarla anılmasının aslında nedenlerinden bir tanesi, arkeoloji bir batı bilimidir. Batıda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla eski dünyanın keşfini de ilk gerçekleştiren batılılardır. Anadolu'da bunun bir parçası olarak buradaki önemli, çok bildik yerleri de batılıların kazıyor olması, çok eski yıllardan itibaren kazıyor olması da bu işin, yani bu gelişimin sürecinin bir parçası. Anadolu'daki ilk kazı hangisidir? Truva mıdır? Yok, Anadolu'daki ilk kazı yanılmıyorsam Charles Texier'in Boğazköy'deki bir belgelemesidir. Ama en eski sistematik kazı 1871 Truva'dır diye söyleyebilirim. Bizim evet prehistorya açısından, ama klasik kazılarda daha eskiye de gidiyor olabilir. Doğru. Onun için ama yani klasik kazı nedir, prehistorya nedir? Klasik kazı nedir? Yani klasik dönem uygarlıklarını araştıran, yani klasik dönem derken Antik Yunan, ondan sonra Roma dönemi. Prehistorya ise o da yani yazı öncesi gibi tabir ediliyor. Halbuki arkamızda gördüğümüz gibi. Evet, yazı yani öncesi tarih, diyelim. Tarih yazıyla başlatacaksak yazının öncesi anlamında. Burada tabii şeyi de belki ilave edelim. Bu yabancı kazılar meselesinde Türkiye'de yabancı kazıların gerçekten Türkiye'ye yükü yok. Tam aksine faydası var. Tamam. Hem kaynak açısından hem de bilgi açısından. Çünkü her yabancı kazı, bugün az önce hocamın da söylediği gibi, artık kişilerle ya da ülkelerle anılmıyor. Bu ekiplerin içerisinde çok farklı ülkelerden, Türkiye'den veya da dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları bir araya gelerek yapıyor. Ama menşei yabancı olduğu için beklemiyor. Tabii orada toplumun hafızasında kötü anılar var. Kesinlikle. Yani şimdi gidip de Berlin'de Bergama Müzesi'ni gezdiğiniz zaman ya da işte British Museum'da gidip de
Bodrum'dan aparılan malları gördüğünüz zaman yabancı kazarsa çalar gibi bir hissiyat oluşuyor. Evet. O yüzden yabancılara bir şey var, sanki böyle bir toplumda negatif algı var. Değil mi hocam? Evet. Ama artık çalınmıyor galiba. Az yani, çalınıyor ya da diyelim. Şöyle söyleyelim. Çalınmıyor. Zamanında yurt dışına çıkarılan yabancı arkeologların, yabancı bilim adamlarının yaptığı kazılar sonucu yurt dışına çıkarılan bizim bildiğimiz pek çok eser aslında bir çeşit izinle yurt dışına çıkarılmış. Yani bu yanlış bilinen bir husus, düzeltmekte fayda var. Evet. Onun dışında bizim genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın ilgilendiği yurt dışındaki Anadolu'ya ait kültür varlıklarının iadesi hususunda bizim üzerinde çalıştığımız dosyalar yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserler, çalınanlar açıkçası. Evet. O diğer büyüklerin hepsi o dönemde alınmış çeşitli izinler. Bu izinler iyi niyetle verilmiş, yanlışlıkla verilmiş, onlara göre tartışma konusu ama izinli hepsi. O yüzden de geri gelmiyor zaten. Evet. Dolayısıyla yani bunu 150 yıl önce, 100 yıl önce yapılan bu hatayı yapanlarla bugünkü bilim insanlarını, yabancı bilim insanlarını aynı kefeye koyarak, aynı kulvarda bir arada tarartmak son derece... Tam aksine adamlar buraya dünya kadar para getiriyorlar, fon getiriyorlar, burada emek sarf ediyorlar, hayatları buraya vakfediyorlar. Belki de en önemlisi rekabet getiriyorlar. Tabii. Çünkü her ülkenin kendi geleneğini bir başka bir yere taşıması anlamıyor. Bu aslında Türkiye arkeolojisinin de gelişmesine katkı sağlayan bir şey. Bunu dışarıda tuttuğunuz zaman o zaman siz kendi içinize dönük, sadece kendinizle müstakil bir bilgi üretmekle meşgul olursunuz. Ama yabancıların olması Türkiye arkeolojisini uluslararası düzeyde diri tutar. Bunu başka ülkelerle, bizden doğudaki ülkelerle karşılaştığınız zaman, bak bugün uluslararası konferanslarda her zaman bir Türk arkeolog görürsünüz. Bu çok gurur vericidir ama daha doğudaki birçok ülkeden görmezsiniz. Çünkü o ülkeler yabancı şeylere, projelere kapalıdır. Bizim açık olmamız bizi hem o arenada yukarı taşıyor. Yukarı taşır. Aynen öyle. Bir hususa değinmekte fayda var. Örnekleme yapma açısından hep konuşuruz. Şiliman Troya eserlerini çaldı, yurt dışına çıkardı. Doğru. Yasa dışı yollarla çıkardı. Ama şunu da unutmamak gerekir. O zamanki Osmanlı hükümeti bu işin peşini bırakmadı. Yani Şiliman nezdi, Şiliman aleyhine Atina'da dava açtı. Uzun süren duruşmalar sonucunda ne yazık ki olumlu bir sonuç alınamadı. Yani biz her yurt dışına kaçırılan eserin peşini bırakmış değiliz. Ne geçmişte ne şimdi. Ne şimdi. Ama onları geri getirebilecek bir şansımız yok herhalde, değil mi? Maalesef. Zaman zaman böyle uluslararası kampanya oluyor ufak tefek de olsa ama hiçbir sonuç vermiyor. Yani sonuç vermiyor diyemeyiz. En azından bir farkındalık oluşturuyor. Ülkemizde özellikle tarihi eser bilinci, var olan bilince katkı sağlıyor. Tarihi eser konusunda bunun geri döndürülemez bir meta olduğu hususunda bir takım fikirler oluşturuyor. Bunun faydasını göz ardı edemeyiz tabii ki. Tabii sadece bizden değil, Irak'tan giden çok eser var. Mısır zaten Suriye tamamen yağmalanmış gibi neredeyse. Türkiye'deki kazıları en çok hangi ülkeler ilgi gösteriyor? Hangi ülkelerin üniversiteleri daha çok var burada? Yoksa böyle bir özel durum yok mu? Yani bildiğim kadarıyla Türkiye'de en çok Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. İtalya'nın da çok var kazısı. Japonların var tabii. Yani çok değişik ülkelerin var. Sayılarını şimdi gene bakanlık en iyi bilecektir. Yani yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri, peşinden Almanya geliyor. Kazıların yanı sıra bir de yabancı enstitüler var Türkiye'de. Evet. Yani kapananlar, ilk açılıp kapananlar Rus Arkeoloji Enstitüsü dahil Türkiye'de şubesi olmuş bir enstitü. Ama şimdi aktif olarak Alman Arkeoloji Enstitüsü, Japon Arkeoloji Enstitüsü, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Amerikan Arit. Fransız var mı hocam? Fransızlar var. Var, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü var. Hı-hı. Dolayısıyla herkes enstitüsü olarak da burada çok uzun süredir kütüphaneleriyle, projeleriyle varlar. Peki, yeğeni mi Göbeklitepe'ye hocam? Göbeklitepe kazılarının benim bildiğim ilk niyetlenme 1960'lar. Bir Amerikalı heyet gelip burada bir inceleme yapıyor ama bir şey bulamıyor galiba. Nasıl başlıyor Göbeklitepe'nin hikayesi? Nerede başlıyor? İsterseniz şeyler söyleyebilirim. Dediğiniz gibi 60 yıllarda. Şimdi burada hiç böyle sıra falan filan yok yani. Herkes bildiğini anlasın yani. Tabii tabii. Eksik kaldı, siz tamamlayın. Fazla kaldı.
Ama bu Necmilik bir şey. Evet, o yüzden o sorun. Dediğiniz gibi 60'lı yıllarda o bölgede Amerikan Chicago Enstitüsü'nden Robert Braidwood ve İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi'nin o dönem prehistori ismi Halit Çambel'in olduğu bir ekiple bu bölgede yüz araştırmaları yapılıyor. Ve Göbektepe gibi o bölgede daha farklı yerlerde tarih. Nereden akıllara gelmiş? Niye şüphelenmişler oradan? Yöntemlerimizden biridir. Bir bölgede yani sistematik olarak yüz araştırmaları yapılır. Bu kimi zaman bir barajın altında kalacak alandır. Kimi zaman bir sorunsala yönelik işte bu bölgede araştırma yapmak değerlidir diye. Bu sorular sorulur ve araştırma yapılır. Bunlardan bir tanesinde de Göbektepe keşfediliyor. Ama tabii orada gözüken bugün açığa çıkarılan kalıntıların çok az bir kısmı gözükse de işte dikil taşların belki bir kısmı onların bu kadar eski olabileceği düşünülmüyor. Ama bulunan çakmak taşları daha küçük aletlerden prehistorik yani tarih öncesi döneme ait olduğu anlaşılıyor. Bu belki ilk farkına varılması ama keşfedilmesi çok sonra Klaus Schmidt'le birlikte gerçekleşiyor. Çünkü bir yerin ne olduğunu anlamanız ancak gerçek anlamda keşfedilmesini ifade eder. Çünkü bir sürü başka yerde bulunmuş ve hiçbiri belki Göbektepe gibi başka yerlerde var ama onu gerçek anlamda bu soruyu sorarak baktığınız zaman gerçek keşif o zaman gerçekleşir. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Sanırım Klaus Türkiye 70'li yıllarda Keban Barajı'nın altına kalacak kalan Norşun Tepe kazılarıyla çalışıyor. Daha sonra Göbektepe'nin daha sonraki dönemine tarihlenen Atatürk Barajı'nın altında kalan bir yer var. Nevali Çori. Orada kazılara katılıyor. Ve o Nevali Çori'nin son yıllarında o dönem o kazının da başkanı uzun süre burada Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün müdürlüğünü de yapan Harald Tapman'la birlikte Nevali Çori sırasında bu eski kaynaklarda Nevali Çori'de bulduklarının benzerleri var mı? Yani yola çıkarak Göbektepe ve çevresinde yeniden bir keşif gezisine çıkıyor. Orada Göbektepe'nin Nevali Çori'den sonra kazmaya değer önemli bir yer olduğunu fark ediyor. Ve sanırım hemen ardından 95 yılında Hapman ve Urfa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün başkanlığında kazılara başlıyor. Peki o arada bir hikaye vardı. 1980'lerin başında, 83'te yanlış hatırlamıyorsam, Göbektepe'de tarlasını süren bir köylünün bulmuş olduğu bir Göbektepe'den çıkan bir parçanın o köylü tarafından traktöre yüklenip şeye götürülmesi, Urfa Müzesi'ne götürülmesi, ben böyle bir şey buldum, burada bir şey var diyerek Göbektepe kazılarını başlamasına yol açacak hikayeyi oluşturduğu yolda bir iddia vardı, bir hikaye vardı. Doğru mudur? Bu ne kadar doğrudur? Bu götürmüş olsa da sonuçta orada bir arkeolog, yani bu örneğimizde Klaus Schmidt'in oraya gidip buranın tarih öncesi bir yerleşme olduğunu ve kazılmaya değer olduğunu da örtüşülecek bir şeydi. O hikayenin ayrı bir kısmı. Böyle birçok örnek verebilirsiniz ama kazı yapmaya kalkmak Göbektepe'de ki gerçek hikaye, Klaus'un orayı tarih öncesi bir yer olduğunu anlaması ve kazıya talip olmasıyla başlıyor. Dolayısıyla gerçek keşfi o zaman 95 yılında gerçekleşiyor. Yani 95 öncesindeki o 10 sene yok mu soruyor? Çünkü o eser uzun süre köylünün bulduğu taş uzun süre Urfa Müzesi'nde sergileniyor. Bunun birçok örneği verilebilir. Sadece bu yani Göbektepe. Yani bu bilimsel bir anlam ifade etmez. Onu ben de biliyorum da bir yol açma durumu yok mu mesela? Benim bildiğim yol açan o değil. Yani aynen anlattığı gibi Necmi'nin. Burada önemli olan böyle bir bilgi birikimi oluşmuş olması. Yani bu bölgede araştırmalar... Yani kaza kaza oraya doğru gidiyorlar. Anlaya. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi ilk önce bir yüzey araştırması. Bir kere o bölgede ne var? Kayda geçiyor, belgeleniyor. Arkasından bu sefer bu barajlar yüzünden yapılan kurtarma kazılarında bu yüzey araştırmasında görülen yerler kazıldığı için çok daha iyi anlaşılıyor. Bunun da bir örneği işte Nevali Çori kazısı. Evet. Orası olmasaydı... Nevali Çori kazısı nedir? Göbektepe gibi başka bir yerleşme ama Göbektepe'den biraz daha yeni. Birkaç yüzyıl daha yeni. Birkaç bin değil yani. Bunu da şöyle düşünmek lazım. Göbektepe'nin de yaşam süresi yani kullanım süresi 1500 yıl. Evet. Göbektepe'nin son dönemiyle Nevali Çori'nin ilk dönemi çağdaş. Çakışıyorlar. Evet. Biri biterken öbürü başlamış oluyor. Kesinlikle evet. Onun için o olmasaydı yani Nevali Çori kazılmamış olsaydı bir şey anlaşılamazdı gene. Ya oradan Göbeklitepe'nin olabileceği hissiyatı uyandı. Evet yani Göbeklitepe'de bulunan bu sefer taş malzemenin orayla karşılaştırıldığı zaman ne kadar benzediği dolayısıyla araştırılmasının gerektiği ortaya çıktı. Evet özel yapılar bulunuyor, dikili taşlar bulunuyor ve bu dikili taşlar yani anıtsal bir yapının içerisinde ki bu bulgular... Tabii orada değildim ama
Uğurlar kuşkusuz Klaus'a, o ekibe, Göbektepe'de daha önce bulunmuş olanlarla bir analoji kurma, bir ilişki kurma fırsatı veriyor o sayı. Yani kendisi anlatıyor bir de kitabında güzel güzel. Yani hikayesini de kendisi çok güzel yazmış. Nedir hikayesi? Bu bahsettiğimiz hikayesi. Pardon, yani, yok peki. Yani bu hikayeyi, yani bunun nasıl geliştiğini, yani kendisinin oraya gitmesinin nasıl geliştiğini, nasıl daha önce her şeyin birbirine beslediğini öyle düşünebiliriz. Yani Urfa Müzesi Klaus Schmidt'i çağırmıyor. Klaus Schmidt burada böyle bir şey vardı diyerek Urfa Müzesi ile beraber bu kazıyı teklif eden ve başlatan Klaus Schmidt. Bu kazıyı teklif eden, kendi ekibine teklif eden Klaus Schmidt, başlatan Harald Tapman'la Urfa Arkeoloji Müzesi Müdürü, evet. Adnan Mısırlı. Ve bir süre sonra, bir yıl ya da iki yıl, bunu detayı tam bilmiyorum ama yani bunu öneren ve kazı başkanlığını üstlenen Klaus Schmidt. Evet. Peki gelelim Göbeklitepe'nin kıymetine. Şimdi Göbeklitepe'yle ilgili pek çok hikaye var. İşte bütün tarihin akışını değiştirdiği, bildiğimiz tarihi ortadan kaldırdığı, medeniyeti çok daha geriye götürdüğü gibi pek çok hikaye var. Aslı Hocam, siz bunlara katılır mısınız? Yani doğru mudur? Bu Göbeklitepe bu kadar mı mühimdir? Çok mühimdir. Ama mühim olmasının sebebi belki de böyle her şeyin akışını değiştirdi değil de çok iyi korunmuş, ele geçen bir yer. Yani üzerinde tahribat pek olmayan. Onun için bir sürü yerde belki de çok daha az miktarda görebildiğimiz ören yerleri var. Şimdi biraz Necmi'den yardım alacağım. Fakat Göbeklitepe'de böyle bir yer, bu tarihte böyle bir yeri bu kadar geniş çaplı herhalde başka bir yerde görmüyoruz. Ama burası tek ören yeri mi bu kadar eski olan? Hayır. Ha, değil. Bu yaşta başka yerde var. Var, var. Yani çünkü bu bir kültürün parçası. Stonehenge'den 4000 yıl daha eski. O doğru. Mısırlar, ama onlar zaten başka yerde. Stonehenge. Bu en eski bu değil. Şöyle, bu bölgedeki en eski bir kültürün bir parçası. Yani bu daha yani buna benzer bir sürü başka yer olduğunu tek düşünüyoruz. Değil yani. Burası tek değil. Bunu bir kere belki de bilmemiz lazım. Ama bu kadar büyük çaplı kazılarak ortaya çıkarılan belki de tek yer diyebiliriz. Değil mi? Şimdilik böyle biliyoruz. Evet. Belki önemini yani bu anıtsallığından oldukça iyi korunmuş olmasından, Aslı Hocam söylediği gibi. Onlar tabii ki belirleyici ama galiba Göbeklitepe'yi önemli yapan o dönemi, yani günümüzden yaklaşık 11 bin yıl öncesine ait avcı toplayıcı toplulukların sembolik dünyasını anlamamızı sağlaması bakımından son derece önemli. Çünkü o kanıtları bize getiren bir yer. Yoksa bir anıtsal bir yapı bulabilirsiniz, etkileyici bir bina bulabilirsiniz. Ama Göbeklitepe'deki hikaye, dikil taşlar, dikil taşların üzerindeki mitolojik hikayeler ve bunların oluşturduğu bir bütün, bir özel yapının içerisinde toplanmış olması bize o dönemdeki insanların düşünce sistemini, sembolik dünyalarını anlatması bakımından Göbeklitepe'yi belki de diğer arkeolojik alanlardan farklı bir yere koyuyor. Peki bu Göbeklitepe nedir? Şimdi bununla ilgili pek çok, aslında pek çok şey de yok, biraz salladım laf olsun diye. İşte burada yerleşim olmadığını biliyoruz. Burası bir yerleşim yeri değil. Bunlar ev değil. İnsanların yaşadığı yer değil. Çünkü buna uygun bir buluntu bildiğim kadarıyla yok ortalıkta. Yani burada işte adamlar yaşamışlar, işte burada bilmem ne yapmışlar diye bir şey yok. Buraya daha çok yakıştırılan şu. Etrafa konuşulan gerçeği budur diye bir söylemeyeceğim, sakın yanlış anlamayın ama. Burası ilk tapınak deniyor. İşte kimi diyor ki burası güneş tapınağı, güneş formunda yapılmış falan diyor. Bilmiyorum öyle mi değil mi? Nedir bu? Niye yapmışlar bunu ve diyorsun ki avcı toplayıcı toplum yapmış, toplum dönemi. Şimdi avcı toplayıcı toplum dediği zaman gözünüzün önüne çok ilkel bir hayat tarzı geliyor. Tabii tarihi biz doğru okumadığımız için, yani ne bileyim işte bundan 30 bin sene önce çömlek yapıyormuş insanlar bir yandan baktığınızda. O kadar da ilkel değil aslında yani avcı toplayıcı bir insan, ama insanların gözünde böyle çok felaket bir şey var. Yani ilk insan, yani 2 milyon yıl önce yapılmış gibi hayal ediyor insanlar bunu. Şimdi o zamanki insanın bunu yapması, bu kaya sütunlar 70 ton ağırlığında her biri galiba değil mi? Yok, o kadar değil, 15 ton. 15 ton. Evet. Ağır kaya sütunlar, bunları yontmak, bunların üstüne bu şekilleri vermek. Demek ki bir alet var, alet kullanma becerisi var, şu var, bu var, bir sürü şey var. Yani bunu bugün bana yap deseniz, bugünkü medeniyetle, bugünkü bilgimle, hatta gidip bir mal buradan alacağım malzemeyle ben bunları yapamam. Bugün yapsam da
dikemem ayağı. Adamlar bunu da ayağa dikmiş, yapmışlar, ayağa dikmişler bir şekilde. Nedir bu? Niye yapmışlar? Ne dertleri varmış şimdi? Adam zaten avcı toplayıcı dediğiniz gibi. Bir yandan geçinmeye çalışıyor, bir yandan bulduğunu yemiyor, bir yandan hayvanlara mücadele ediyor, bir yandan doğayla mücadele ediyor. Tamam, o sırada tarım başlamış değil mi? Tarım var o sırada. Tarım da yok. Niye? İlk buğdayın evcilleştirilmesi 30 mesele değil mi? Yok, buğdayın evcilleştirilmesi, yani buğdayın dünyada iki noktada tarım alınması. Bir Uzak Doğu'da, bir de Anadolu'da, Anadolu'da söz konusu. Anadolu'da buğday... Anadolu'da ve Filistin'de var. Filistin, yani biz Anadolu'da bir parçası oldu. Yakın Doğu dersek, evet. Filistin'de kapsar. Bunun tarihinde M.Ö. 8800-8500'lere kadar götürülebiliyor. Ama burada önemli olan tabii tarımın başlangıcından ziyade ondan sonraki süreci hazırlayan bir tarımın olması. Yani tek olması değil. Az önceki Çanak Çömlek'te de onu da mesela tarihi 30 bin değil 16 bin. 16 bin en eskisi. Japonya'da değil mi? Japonya'da 16 bin, 17 bin. Evet. Anadolu'da daha sonra 7 bin, 7. bin yılda çıkıyor. Japonya'da var, şeyde var, Çekya'da var en eskiler bildiğim kadarıyla. İşte 16 bin, 17 bine kadar gidebiliyor. Ama onlar da mesela 700 yıl boyunca Japonya'daki çanak çömlek hiç değişmiyor. Evet. Ama Anadolu'daki onu kullanan insanlar başka bir toplumsal düzeni, hazırlayıcılığını yapıyor. Sonraki süreci hazırlıyor. Bu bakımdan Anadolu'yu farklılaştırıyor. Peki bu nedir? Niye yapmışlar bunu? Zorları neymiş durduk yerde bunu yapmak için? Hangi amaçla? Tapınmak için mi hakikaten? Din var mı o zaman? Bir inanç sistemi gelişmiş mi? Şöyle baştan diyelim ki bir kere bilmiyoruz. Bilmiyorum, bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. Çünkü yazı yok. Evet. Onun için bizim düşüncelerimiz sadece yorum. Hani bir başka yerlerle mukayese ederek bir takım şeyleri anlamaya çalışmak. Ama hani kesin bir şey söylememiz hakikaten mümkün değil. Onun için tapınak mı bilemeyiz. Açıkçası ben tapınak olarak adlandırmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü tapınak, bizim anladığımız bağlamda tapınak, bir ruhban sınıfının, ekonomik bir gücü elinde tutan, bunu kontrol edebilen bir sınıfın kullandığı ve kontrollü bir alan. Sanırım Göbektepe ve Çağdaş'ı benzeri, sadece yalnız değil çünkü Göbektepe, başka yerlerde var. Birebir onunla Çağdaş. Hepsi Anadolu mu başka yerlerin? Bu hepsi Göbekli Tepe'de bildiğimiz dikil taşların, yuvarlak yapıların benzeri, kazı yapılmadığı için bunu tam söylemiyoruz ama yüzeyden anlaşıldığı kadarıyla bunların tamamı tek tek dağların üzerinde, yani Göbektepe'nin de olduğu alanın çevresinde yaklaşık bilinen 12 tane yer var. Ardahan Harran Üniversitesi'nden Bahattin Çelik'in yaptığı yüzey araştırmalarını bulunmuş 12 tane yer biliyoruz ve bunların hepsi. Ama bunların hiçbir daha kazılmadı henüz. Bunların işte ama kazılmadan da Göbektepe'de aynı oldukları anlaşılabiliyor. Dolayısıyla tapınak ve çok yakın bir çevrede hepsi. Çok dar bir alan. Çok dar bir alan. Çok dar bir alan. Tapınak dediğiniz zaman başka bir şeye gidiyor. Onun için Göbektepe'yi anarken ilk isim dünyanın en eski tapınağı, en eski olmadığını anladık. Tapınak olmadığını söyleyebiliriz. Daha çok kamusal yapılar olduğunu söylüyoruz. Çünkü bunların kamusal yapı derken şey mi, valilik mi ne? Şöyle vilayet merkezi. Genelde şunu tercih ederiz açıkçası. Kesin vergi dairesi söylüyor. Olabilir. Özel yapılar diyoruz çünkü tapınak dediğiniz zaman bir anlam yüklüyorsunuz. Ama kamu dediğiniz zaman daha her çok şey olabilir. Her şey olabilir. Her şeyden ziyade daha geniş bir, yani kontrollü de olsa geniş bir kalabalığın kullanımına açık bir alan olarak tarif ediyoruz. Şöyle olamaz mesela hani bir ruhban sınıfı falan yoktur daha dini kullanmaya kimse uyanmamış olabilir o tarihte bir ruhban, ama hep beraber girip ne bileyim yılın belli dönemlerinde bir dua bir şey ne bileyim olabilir. İşte yıl dönümünde, gün dönümünde, mevsim dönümünde bir şeyde falan gelip. Yani kutsallıkla ilgili bir yapılar olabilir, olabilir mutlaka, neden olmasın, hani insanın aklına geliyor ama böyle bir tapınak, yani organize bir dinle ilgili bir şey beklemeyiz açıkçası. Kutsal neden veya neyin kutsal olduğunu da bilmemiz yazı olmadığı için hani bizim tahminimiz, ama burada herhalde bu görsel dünya çok önemli. Çünkü bu görsel dünyanın daha önce karşılaşmadığımız bir görsel dünya. Yani o açıdan şimdilik ilk diyebiliriz. Yani ilk defa bu boyutta anıtsal bir yapının üzerinde müthiş zengin bir böyle görsel dünyayla karşılaşıyoruz. Kabartmalar var. Genellikle gösterilen de çeşit çeşit hayvanlar. Bu hayvanların türüne gelecek olursak. Şu anda artık olmayan hayvanlar. Bazıları. Evet ve hayır, evet bazısı var, bazısı, yani mesela işte aslan gösteriliyor. Aslan artık yok.
Ama bir takım kuşlar gösteriliyor. Kuşlar var. Örümcek var. Akrep var. Evet. İşte, değil mi? Yani avladıkları, yani o dönem o çevre şekillendiren yabanlar. Avladıkları, korktukları belki. Korktukları veyahut ilişkileri oldukları. Ne bileyim yani çok hayvanları bizden çok daha iyi tanıdıkları aşikar. Dolayısıyla aslında o din konusunu burada bu bağlamda ele alırsak insanlar bu dönemde şamanist bir yani evet. animist diye evet. daha çok doğaya evet. tapma gibi bir durum var. Bir durum var ve belki de bu şu şekilde de daha iyi tarif ediyoruz. İnsanın kendini hayvanlardan henüz ayırmadığı bir dünyadan bahsedebiliriz. Ya da başka bir deyişle insanın kendisini halen hayvanlar dünyasının bir parçası olarak gördüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Ama tam bu noktada Göbektepe çok kritik işte. Orada insan Göbektepe örneğinde hayvanlar dünyasından yavaş yavaş ayrışmaya başladığını gösteren sembollerle karşılaşıyoruz. Bir kısa ara verme konusunda bir uyarı aldım. Galiba reklam herhalde diye düşünüyorum. Kısa bir duracağız, devam edeceğiz hocam. Necim Hocam size devam edelim. Çünkü konuları böyle parça parça konuşuruz. Göbektepe'yi genellikle size soruyorum. Peki bu Göbektepe'nin önemi nedir? Niçin bu kadar önemli yani? Başka yerler de var. Tamam bu çok iyi korunmuş ama daha henüz daha çıkarılmamış ve en az bu kadar iyi korunmuş yerler de var falan diyoruz. Niçin bu kadar önemli Göbektepe o zaman? Şimdi tabii belki de Göbektepe'nin kendisi üzerinden değil de Neolitik çağ yani yerleşiklik, ilk yani tarımın ortaya çıkması, hayvanların evcilleşmesi. Bu sürecin bağlamında ele alırsak Göbektepe'de belki daha iyi yere oturur. Yaklaşık olarak 3 milyon yıl boyunca insan ilk aleti yaptığı zamandan itibaren diyelim 3-3,5 milyon yıl boyunca çok az sayıda aletle her işini yapıyordu. Ve bu süre içerisinde o aşöryen aletler değil mi onlara? Aşöryen. Ve Klaptonyen. Buradaki motivasyon şudur. Çok az parça çıkararak bir aletle bir sürü işi yaparsınız. Ve bunun da bu aleti de çok uzun süre kullanırsınız. İlk aletleri birkaç yüz bin yıl boyunca kullanıyorlar. Bütün bu süreç kendini yaklaşık işte bizim Holosen dediğimiz yani iklimin buzulların sona ermesi yaklaşık olarak 13 bin yıl öncesine denk geliyor bu. Bugünkü iklim koşullarının ortaya çıkmaya başladığı sürece kadar bu şekilde insanoğlu yaşamını sürdü. Tam bu noktada bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada işte bereketli olarak genelde kabul görüyor. Bu coğrafyada iklim değişiyor ve dünya iki yola giriyor. Birincisi bu çevre değişiklikleri bugün tükettiğimiz birçok bitkinin, hayvanın bu bölgede daha yaşanır bir hal almasını sağlıyor. Ve ikinci uyum da insanın bu değişime gösterdiği uyum. Ve bu sayede de bugün aslında bugünkü toplum düzenimizin yani yerleşiklik, üretici yaşam, iş bölümü vesaire aklınıza ne geliyorsa bugünkü toplum düzeninde ya da endüstri devrimine kadar olan süreçte ilk temellerin bu dönemde atıldığını görüyoruz. Yani medeniyetin başlangıcı. Buna medeniyet dersek medeniyetin başlangıcının adını ama öncesiyle ayrılması ve bugünkü toplum düzeni belirlemesini bağlamında önemliyordu. Ve bu noktada da Göbekli Tepe gerçekten çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Çünkü az önce söylediğim gibi insanın çevresinden kopmaya başladı. Kendini hayvanlardan ayrıştırmaya başladı. Ve o dönemin sembolik dünyasını, dünyayı algılama biçimlerini bize en iyi kanıtlarıyla taşıyan bir yer olması bakımından çok farklılaşıyor. Bu bağlamda çok önemli bir yer. Diyoruz ki toplanma yeri. Niye bir toplanmaya ihtiyaç duydukları konusunda bir fikre sahip olabildik mi burayı inceleyince? Bununla ilgili bir takım önermeler var. Bunun içerisinde insanların bilgi alışverişinden tutun. Yine işte burayı bir gen havuzu olarak kullanmalarına kadar yani kanıtlanabilir ya da kanıtlanamayacak bir sürü önerme var. Ama seçilen yerlerden yola çıkarsak Göbekli Tepe ve benzeri yerlerin aslında çok geniş mesafelerden görülebilen bir yerler olduğunu görüyoruz. Hatta Göbekli Tepe için hakim yerler 200 kilometrelik bir mesafeden oraya gelmek istenildiğinde ulaşılabilecek bir nokta olarak seçildiğini görüyoruz. Etnografik örnekler de bunu gösteriyor bugün. Doğu Afrika'da birçok yerde halen insanların belirli zamanlarda belirli yerlerde toplanmaya ya özen gösterdiklerini, bu geleneği devam ettirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla insanların bir araya gelmesi için motivasyonlardan bir motivasyon olması lazım. Yine Klaus Schmidt'in önerilerinden bir tanesi de farklı yerlerden, farklı kabileler diyelim, insanların belirli zamanlarda buraya buluşmaya geldiklerini
Ve bu sözünü ettiğimiz yapıların içerisinde farklı sembollerin de o gelen farklı grupları temsil ettiğini. Herkes bir taşın altında toplanıyor yani. Gibi ya da her gelen topluluğu kendine özgü işaretleri beraberine getiriyor ve orada bir araya geliyorlar diyebiliriz. Evet. Ne oldu hocam? Hayır, onu bilmiyoruz diyorum. Evet. O gene işte böyle bir varsayım. Evet, evet. Ama bir araya gelmiş olunabilir. Belki burada şeyi de şimdi bahsedilebilir ki siz diyordunuz hani pek orada evlerde yaşanmıyordu herhalde, yaşam yoktu. O kadar doğru değil. Hayır, yani burası bir yerleşim alanı değil. Yani burası ev değil. İşte yok, o da değişti. Tartışmalı. Yani bu da çok genel bir kanı olarak evet. Yani kabul sorgulanmadan kabul edilen bir algı. Henüz göbeğimin küçük bir kısmı kazılmış durumda. Jeomanyetik ölçümler daha çok sayıda yapının benzeri yapının olduğunu da gösteriyor. Evet. Ama geçtiğimiz yıllarda burada yapılan çatının ayaklarının geleceği yerde çok dar alanlarda sondajlar açıldı. O sondajlarda da bölgede başka yerlerden özellikle Dicle Vadisi'nden bildiğimiz yerleşmelerden benzeri yapılarla karşılaşıldı. Yani konut olabilecek yapıların Göbektepe'de de olduğu anlaşıldı. Etrafında yerleşim olma ihtimali de var Göbektepe'nin. Büyük bir olasılık da var. Hatta daha da bir örnek vereyim. Göbektepe anlamanın yolu zaten diğerlerinden geçiyor. Tek bir noktadan baktığınız zaman görme şansınız yok. Bunun benzeri çok yakında Karahan Tepe var. Geçtiğimiz Aralık ayında orada bir yüzey araştırması yaptık ve bu araştırmada evet Göbektepe gibi yuvarlak planlı yapıların olduğunu ama hemen bitişinde de günlük kullanım eşyalarının yoğun olduğu, büyük bir olasılıkla yerleşimin olduğunu gösteren verilerle karşılaştık. Göbektepe'de de karşılaşılırsa sürpriz olmaz, zaten emareleri de çoktan çıktı. Peki benim merak ettiğim bir şey daha burada. Burada kullanılan bu büyük taş sütunlar bölgeye ait taşlardan mı yapılmış, bir yerden taşınmış mı? Çok yakından. Evet. Yani Göbektepe'dekiler en fazla 500 metre mesafede. O kadar mesafede. Ama burada yerin iyi seçildiğini görüyoruz. Çünkü kullanılan kalker çok sık dokulu, dayanıklı bir kalker. Ve yatay damarları olan bir malzeme bu. Çok rahat çıkarılabilen aslında. Taş aletlerle kolay işlenebilen, yani zahmetli tabii ama hiç de olmayacak değil. Taşınması da çok güç değil. Çok uzak mesafeden gelmiyorlar çünkü. Hı-hı. Ve bir şey ona ekleyelim. Mesela oradaki bu işte abidelerin mi diyelim yahut işte şeylerin çıkarıldığına bir sürü izi var. Taş ocakları İşlik var. Yerleri. İşlikler var. Ocakları da bulunuyor. Evet. Yarım işlenmiş, çıkarıldığı yerden çıkarıldığı formundan dolayı anlaşılan veyahut da yarım bitirilmiş, henüz çıkarılmamış örneklerden hemen yakından getirildiğini görebiliriz. Yani bu çok unik ve çok önemli. Peki bunların yanında kullanılan aletlerle ilgili buluntular var mı? Yani bunları mesela bir şeyle adam yontmuş. O aletler bulundu mu orada? Tabii bulunuyor. Ve özellikle bunlar da gene işte pütürüklü yani volkanik bölgelerde olabilecek taşların yani sürterek veyahut da kırarak yani aletlerin neyle işlediklerini bilebiliyoruz. Neyle işlemiştir? Gene bazalt dediğimiz bir taştan yani vurgaçlar yapıyorlar. Bugüne ulaşmayan büyük bir olasılıkla ahşapları kullandıklarını biliyoruz. Çünkü yani böyle bir şeyi kanırtarak yükseltmeniz, kaldırmanız gerekir. Bazı illüstrasyonlarda yani Göbektepe'deki dikil taşları metallerle kaldırdıklarını gösterselerdi henüz metal, henüz daha metal, yok. Metal yok. Dolayısıyla yani ahşabın kullanıldığını söyleyebiliriz ama ağırlıklı olarak yine bazalt türü taşların kullanıldığını biliyoruz. O zaman ama ip ve halat bulunmuş. Var. İp ve halat var. Zaten sarmaşıklardan çok daha öncesinden bunu yapıyorlar. Çok daha öncesinden yapılıyor. O yüzden ahşap iskeleler kurup iplerle çekmiş kaldırmış olmaları mümkün gibi görünüyor. Bununla ilgili deneysel çalışmalar var. Mesela Paskalya Adası'ndaki heykellerin taşınmasıyla ilgili işte ya 5 tonluk bir heykelin 70 kişinin işte belirli bir düzenek kurarak taşıdıklarını biliyoruz. Böyle 10-15 tonluk ağırlıktaki bir şeyi kütleyi bir 150 civarında bir insanla taşıdıklarını yani bu tür deneysel çalışmalar var. Başka işlikler de var mesela yakın olan değil mi orada? Yani onlar da ilginç. Diğer yerleşmelerde de yani çağdaş olan yerleşmelerde genelde hemen yakınında bu tür bir kalker ocağının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hepsi yakından çekmiş. Peki bölgedeki diğer benzeri 12 tane daha olduğu söylenen yerlerdeki kazılar niye başlamıyor? Önce bunu bir tamamlayalım diye mi, parası mı yok bu işe ayrılacak, bu kazıyı yapmayı planlayan ekiplerin, onların da ortaya çıkarılması buradan daha fazla şey öğrenmemizi sağlamaz mı Göbektepe'den?
şöyle, ben aynı zamanda Göbektepe Eşbilim ve Bilimsel Danışma Komisyonu üyesiyim. Evet. Bu konu öncesinde, yani Klaus Schmidt vefat ettikten kısa bir süre sonra gündeme geldi. Burada önemli olan tabii öncelikle Göbektepe'nin anlaşılması. Yani bir yeri illa kazmaya devam ettiğiniz zaman daha iyi anlayacağınız anlamına gelmiyor. Göbektepe'de çok uzun süreli, 20 yılı aşkın bir uzun süreli bir çalışma yapılmış. Çok büyük bir emek var. Çok büyük bir kazı şu anda 23. yılında. Evet. Birikmiş bir malzeme var ve bu komisyonda da yine Alman meslektaşlarımıza geldiğimiz konsensus, bu yapılan işin bir kere yayınlanması, anlaşılması gerekiyor. Ve Göbektepe tabii vefattan sonra bir süre bakımsız kaldı, ister istemez bakımsız kaldı. Çünkü her yıl bu alanı kazmazsanız otomatikman doğal tahribat etkili olur. Şimdi üstüne bir çatı yapıldı galiba, değil mi? Evet. Onun için yani bir süre daha Göbektepe'nin belki bu koruma, konservasyon gibi işlerle ilgilenilmesi gerekecek. Diğer yerlerin kazılması da taleple alakalıdır. Türkiye'de ne yazık ki çoğu kez kazılar bir zorunluluktan başlar. Yani bir baraj olacaktır, gidip kazacaktır. Soru sorarak kazı yapma, kazı yapılan yer çok azdır. Şimdi Göbektepe sayesinde bu soru soruldu. Ve o bölgede diğer yerlerin de kazılması bundan sonra daha çok gündeme gelecektir. Ama belki de en önemlisi Göbektepe'yi anlamanın yolu diğerlerinde. Ben onu anlıyorum. Çok yani haklısınız. Hepsini ancak öyle anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani daha fazla bilgi edinebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü mesela Göbektepe boyutlarında olanlar var. Çok küçük olanlar var. Tekil yapıyla temsil edilenler var. Dolayısıyla bu aslında bu sistemi anlamamızı sağlayacak. Öbür tarafta öbür türlü kalırsa Göbektepe tek bir yer. Herkesin geldiği bir yer. Bir haç merkezi gibi, yani gerçeği yansıtmayan, gerçeğini kanıtlayamayacağımız bir bilgiyle kalacak. Peki benim merak ettiğim şeyden bir tanesi, şimdi o dönem toplumu için, şimdi burada bir sürü geometrik şekil var. Niçin mesela daireyi seçmişler? Niçin bütün bu yapılar, çünkü etraftaki yapılar da aynı dairevi formda olduğu düşünülüyor. Niçin dairevi form, niçin T şeklinde sütunlar? Yani bunu seçmelerinin arkasında ne olabileceğine dair bir tez, bir önerme var mı? Var. Yani bunu daireyi seçmeyi aslında köşeyi bilmemekle açıklayabiliriz. İnsanın köşeyi çözdüğü zaman, yani bugünkü gökdelenleri yapabilmenizin yegane koşulu köşe sorununu çözmüş olmanızdan geçer. İnsan bunu daha sonra çözüyor. İlk yaptığı konstrüksiyonlar, yani kendini taşıyan duvarları bile ilk aşamalarda yapamıyor. Onun için ilk yaptıkları yapılar çukur tabanlı. Yani çukurun kenarını destek olarak kullanıyor. Oraya taş duvarlar örerek kısmen de yüzeyde yükseltiyor. Bir ileriki aşamada yapıları hem zeminde, yani yüzeyde yükselterek yapıyor. Orada da doğal çevrede bulabileceği malzemeyi kullanıyor. Bunun koşulu da işte ahşap varsa çevrenizde ahşap kullanıyorsunuz. Taş varsa taş ya da kerpiç kullanıyorsunuz. Orada da geçebileceğiniz açıklık sınırlıdır. Ne kadar büyük bir açıklık geçmeye kalkarsanız kullanacağınız direkler... O kadar mühendislik sorun çıkıyor. Hem mühendislik sorun çıkar hem de risk artar. Çünkü büyük ağaç kullanacaksınız. Büyük ağaç kendisini taşımakta zorlanacaktır ve yıkılma tehlikesi olacaktır. Bu tür durumlarda yuvarlak aslında bir zorunluluktur. Çözüm. Ta ki şeyi bulana kadar, köşeyi bulana kadar. Yani köşeyi bilmek için mecburen olarak yapmışlar. Köşeyi bildiklerinden değil yani. Köşeyi kısa bir süre sonra çözüyorlar. Önce ilk, yani bu karşılaştığımız en eski örnekler, bu birbirine geçme sistemiyle değil de birbirine denk dayaması getirerek yapıyorlar. Hatta bu yakın bölgede Dicle civarında Güsüreyk'te bir böyle bir yapı açığa çıktı. Biz köşeleri çözülmüş yapıları, yani dörtgen yapıların bile hem zemin olduğunu düşünüyorduk. Ama oradaki örnekte köşeli yapıların bile çukurda başladığını gördük. Peki bu bir temel değil mi aslında? Temel örneği. Temel, su basman, bunlar hepsi mimarlık tarihinin ardışık gelen şeyleri, çözümleri. Ama bu az önce söylediğiniz soruyla da çok alakalı. Bütün bu sorunlar da Neolitik çağda çözülüyor. Yani sadece toplumsal düzen değil, mimarlıkla ilgili en önemli, yani bugünkü yaşam biçimimizi belirlemekten bahsettim. Mimari çözümler bile o dönemde şekilleniyor. Burada T biçimlilerden söz ettiniz. Onlar da insanları temsil ettiği düşünülüyor. Yani T'nin üst kısmı baş kısmını, alttaki gövde de gövdeyi temsil ettiği düşünülüyor. Bunu da işte kemerlerin bulunması, kolyelerin bulunması, yani daha doğrusu kabartmalarının olması bir insan şeklinin verildiğini gösteriyor. Çok şematize ama orada insan... belki biraz katkıda bulunabilirim. Yani diyeceksiniz ki bu böyle T şekli nasıl benziyor insana? Ben hiç benzetemedim diyebilirsiniz. Şimdi o T'ye belki... Ben diyecektim de utandım demeyi. Estağfurullah. Yani önden değil de mesela Necmi'ye yandan bakalım diyeceğim. Evet. O zaman daha iyi anlaşılır. Oraya sen bakarsan. Yani şu girinti... Aha.
Oradaki yandan baktığınız zaman tamam, bir kafanın arkasındaki. Ağzım, yani öyle şöyle, bir şöyle şey. Değil yani. Hayır şöyle, hayır. Kafayı yapıyor ve ama abartaraktan yandan da kolları gösterdikleri için biliyoruz ki yani böyle kolları dirsek gösteriyorlar. Evet, var üstünde. Görebiliyorsanız. Evet. Ve elleri bel bölgesinde büyük bir olasılıkla fallosunu tutar böyle, şekilde kanıtlıyor. Böyle getirip koyuyorlar. Şekillendiriyor. Ve giysilerin olması da bir insan olabileceğini. Evet. Giysi nerede burada gibi? Bu kabartmalarda kemer görülüyor. Hatta bir örnekte şey var. Bir post deri asıyorlar. Post astığını gösteriyor. Hatta o postun olduğu yerde de tiki kemikleri bulunuyor. Tiki postu bir şey. Tiki postu olduğunu işaret eden veriler var. Peki içinde bunların insan kemiği bulunmuyor hiç? Yakınında Göbektepe'de geçtiğimiz yıl yakında bulunan iskeletlerle ilgili bir araştırma da yayınlandı. Onlarda da ritüel bir takım uygulamalar olduğunu, kafatasının delindiğini, büyük bir olasılıkla bir yere asmak üzere delindiğini asmak gösteren. Asmak mı, tedavi maksatlı falan denmem var. Tedavi ile ilgili şeyler var. Yani Göbektepe üzerine değil, başka yerlerden bu tür örnekler var. Aşıklıdan transplantasyon. Ama Göbektepe'dekilerin daha çok bir ritüelin parçası olarak delindikleri. Canlı canlı vermiş ama ölümden sonra. Bu, bildiğim kadarıyla ölümden sonra gerçekleşiyor. Çünkü oradaki yaranın iyileşme süreci birbirinden farklılık gösteriyor. Daha sonra. Çünkü bu dönemde inancın en önemli parçalarından bir tanesi de ölü gömme adetleri. İnsanlar ölülerini büyük bir olasılıkla yaşadıkları evlerin altına gömüyorlar. Onlarla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Peki o zaman çok alakasız göbekleri. İnsanların ölülerini niye gömmeye başlamışlar? Neden gömmüşler? Gerçi bazı kültürler gömmemiş ve gömmeyen kültürlerde hala devam edenler var ama büyük bölüm kültürleri gömüyor. Niçin gömüyor? İnsanlar ölülerini yaklaşık olarak 100 bin yıl öncesinden itibaren gömmeye başlıyorlar. Tekil örneklerle bunu yapıyorlar. Bizim orta politik çağ dediğimiz 60 bin, 100 bin değişebilir. Ve bu bugün dünyasını herhalde öteki dünyayı keşfetmek diye tarif edebiliriz. O dönemde bunun için yaptıklarını bilemeyiz. Ama bugün bunu yapmaya devam ediyorsak ve bunu da öteki dünyayla adlandırabiliyorsak belki de çıkış noktası olur. Doğruyu yansıtır mı bilmiyorum ama öteki dünya fikrinin ortaya çıktığını, ama daha önemlisi belki de insanların ölümle bir soyutlama iyi geliştirdiğini görüyor. Çünkü ölüyü gömüyor. Gömme biçimi, bir çocuğun anne rahmindeki pozisyonda gömüyor. Ve yanına bir takım hediyeler, eşyalar bırakıyor. Bazen yiyecekler. Hangi yıllarda bu? Bu ilk gömüleri görmeye başladığı 100 bin yıl önce buna başlıyor. İtibaren şimdi mesela orada mesela kendini insanın hayvandan ayrıştırmaya başladığı dönem olarak görüyoruz bunu. Ama gömme mesela hayvanda olan bir şey değil. Evet. Yanına hediye koyma hiç olan bir şey değil zaten. Demek ki aslında orada başlamış böyle bir şey değil mi? Başlangıcı bunun, bu sözün ettiğim çok tekil örnekler ama başlangıcı aşağı yukarı 40 bin yıl önce üst politik çağ olarak adlandırdığımız bir kesin ayrımı artık koymakta çekindiğimiz, yani bu sürecin hemen bir önceki aşamasını ifade ediyor. Yani son buzul döneminin sonlarına doğru insanların özellikle İspanya, Fransa gibi. Peki bu Fas'ta bulunan bir şeyler vardı. Neandertal. Evet. Son onlar da gömülmüş mesela. İşte bu aşağı yukarı aynı tarihlerden bahsediyoruz. Yani Homo sapiens sapiens'e de bunun hemen dünyanın hemen her yerinde benzer bir şeyle benzer uygulamalarla karşılaşıyoruz. Özel yapılarda yapıyorlar bunun için. Değerli hocam, Şanidar örneğini verebilir miyiz? Tabii. Gerçekten ondan sonra bazı spekülasyonlar oldu ama Neandertallerin özellikle bir yapılan araştırmalarda, yanlış mı hatırlıyorum, bir çiçek yatağı üzerine bırakıldığına ilişkin ölülerini. Doğru. Avrupa'da mı? Yok. Irak'ta. Doğru. Yani bunlar tabii eskiye gittikçe bizim elimize ulaşan veriler de sınırlı. Az şeyden çok şey söylemeye çalışıyoruz. Ama bu sözün ettiğimiz neolitik dönemde hem nüfusun arttığını, yerleşimlerin sıklaştığını, yerleşilen alanların büyüdüğünü. Nüfus mesela o zaman kaç tahminen dünya nüfusu? Dünya nüfusunu tahmin etmek imkansız. Evet. Yani bir yorum yapmak gerçek. Peki şey olmaz. Anadolu nüfusu kaç? Çok az. Az ama çok ne diyebiliriz? Bir rakam söylemek çok zor ama çok az. 200 bin? Sanmam diyeceğim ama bilemiyorum. Şöyle bakmak lazım. Bunu Anadolu'daki bu döneme atıyorum. İlk yerleşik döneme ilişkin yerleşmenin sayısını bilmeniz gerekir. Bunu bir kere bilmiyoruz. Mevcut olanları da bilmiyoruz. Yani olmayanları bilemeyebiliriz ama mevcut olanları dahi yeteri kadar araştırma olmadığı için bilmiyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Hemen öncesindeki avcı derleyici toplulukların belirli bir sayıda hareket etme kabiliyetleri vardır. 20-25 kişi, iki gruplar olması hesaplanır. Bunlar da şeydir, bir yerde yaşamaktadırlar. Ama hareketlidirler. Yerleşmeler kurulduğunda
insanlar aynı yerde, sabit köylerde daha büyük kalabalıklarla yaşamaya başlamakta ve bu da aynı zamanda nüfusu arttırmakta. Tabii buradaki ana girdi, siz yaşamsal faaliyetlerde riski ortadan kaldırırsanız, yani tarım, hayvancılık, hayvanları kontrol altına alıp istediğiniz zaman tüketebilecek bir duruma geldiğiniz zaman da bu risk ortadan kalkar ve o zaman nüfus... Hayvanı ve bitkiyi ecileştirip de bunları üretmeye başladığınız zaman nüfus da artıyor. Can kaybı azalıyor avcı toplayıcı topluma oranla. Evet. Ve başta konuştuğumuzda belki onu da bir açık daha kavuşturmak fayda var. Hep biz şöyle bir algılarız. Yani çok zor koşullarda, inanılmaz zor coğrafi koşullarda insanların hayatta kalma mücadelesi veriyor gibi bir algı var. Bu da yanlış. Evet. Bu dikili taşları yapabilen, bu anıtsal yapıları yapabilen insanların bence hayatlarından daha sonraki tarım topluluklarından daha mutlu olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama ben en azından yaşamların çok daha renkli olduğunu söyleyebilirim. Tarım başladıktan sonra bütün bu işin keyfinin de kaçtığını, daha renkli. Niye daha renkli mesela? Ne daha renkli olan tarafı ne? Çünkü diğerinde beraberinde ilk yani toplumların karşılaştığı ilk şey artıyor. Fazla üretirseniz depolarsınız. Depoladığınız zaman da onu birilerinin kontrol altına alması başlar. Sınıfsal farklar başlıyor. Sınıflar farklar başlar ve bugünkü toplum düzenindeki ne kadar sıkıntı varsa başlıyor demektir. Ama onun öncesinde bunun işaretini hiçbirini görmüyoruz. Ben bir işaret gördüm. Reklam için durmam gerekiyormuş galiba. Peki hocam, bu Göbekli Tepe ne kadarlık bir hinterlandı bir araya getiren bir yapıydı? Yani en uzak 10 kilometreden mi, 1000 kilometreden mi, nereden geliyordu insanlar oraya? Bu dediniz ki şekiller her biri birini gelen kabilelerden bir tanesini temsil ediyor olabilir. Mesela aslan olan daha aşağıda tam Arabistan tarafından böyle yüzler kilometre gelme ihtimalleri var mı o zamanda? Yok, çünkü yani görülen sembollerin dağılımına baktığımız zaman başka kazılardan çok daha dar bir alandan bahsediyoruz. Onun için de bu 200 kilometre mesafe aşağı yukarı bu tür bulutların dağılımıyla söyleniyor. Ve Göbektepe benzeri bu yuvarlak plan dikili taşlı yapılar zaten bu çevreyle sınırlı. Belki bir karşılaştırma bağlamında işte Fırat Havzası'ndayız aslında burada. Dicle'ye baktığımız zaman çağdaş ve hatta biraz daha eski yerleşmeler var, kazılar var. Yapılmış olan, yapılmakta olan. Oradaki sembollerde de ortaklıklar görüyoruz. Ama anıtsallık, dikili taşlar vesaire Dicle'den farklı. Demek ki daha kısa mesafelerde farklı gelenekleri yansıtan küçük grupların olduğu bir dünyadan bahsetmek lazım. Orada binlerce kişi toplanmıyordu. Öyle bir, zaten söylemek çok güç olsa da binlerce kişinin toplandığını gösteren bir veri yok bununla ilgili. Yani binlerce kişinin toplanabilmesi çok daha farklı bir organizasyon gerektirir. Binlerce kişinin yaşadığı yerleri biliyor olmamız gerekir. Herhalde bu çok daha az sayılardan bahsetmek. Yani orada toplansa evlerin içerisinde bile o tapınak ya da özel yapılan içerisinde sekiler var. Onun içerisine girebilecek insan sayısı bile 25-30 kişidir. Ha mutlaka tabii orada eğer bir ayin, bir tören yapılıyorsa onun orayla sınırlı değildir. Çevresiyle de ilişkisi vardır. Ama binlerce insanın toplanabileceği bir yer imajı yaratmıyor. Şimdi biz Göbekli Tepe'yi dünya çapında promosyonla yapmaya çalışıyoruz. Göbekli Tepe kadar yaşlı, dediniz ki tek değil, daha önce bulunmuşlar var, bunun içerisinde başka yapılar da var falan dedin. Başka, dünyanın başka yerlerinde bu kadar eski bir şey var mı? Anadolu'da var ama başka yerlerde var mı bu kadar eski yapılar? Şimdi tabii yani aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanın elinden çıkan en eski alet 3.3 milyon delik. Demek ki 3.5 milyon yıldır İnsan daha eski. İnsana dair kalıntılar çok çok daha eski. Ama insanın elinden çıkan kalıntıların tarihi bile Göbekli Tepe'den 3,5 milyon yıl daha eski. Önce. Demek ki dünyanın her yerinde, en eski de Afrika'da olmak üzere, dünyanın her yerinde ve 3,5 milyon yıldır devam eden, kesintisiz devam eden insana dair izlerle karşılaşmak. Bu denli kalıcı ve büyük bir iz. Mağaraları düşünürsek üstelik çağa 35 bin yıllık 35 bin 40 bin bunlar da o dönemi için en iyi yansıtan Göbekli, yani böyle bir analoji belki ihtiyacımız değil ama Türkiye için Göbekli Tepe'yi öne çıkarmakta bu tür bir karşılaştırmadan ziyade Göbekli Tepe'nin kendisinin yeterince argümanları, yani buradan daha önemli, daha estetik vesaireden ziyade
az önce söylediğim gibi tarihimiz toplumları anlamamız bakımından nadide. Bu bağlamda tek. Peki. Onun için birinden eski ya da yeni olması. Onda yeni azaltan ve artıran bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Peki mesela şimdi benim hep korkum şudur. Bir yere çok turist geldiği zaman oranın cılkı çıkar. Yani şimdi biz burayı diyoruz ki herkes gelsin görsün önemli turistik bilmem ne falan filan. Ve meseleye çok dar kapsamda işte turistin getireceği para orada alışveriş yapacak işte yemek yiyecek Urfa'da kebap yiyecek falan filan diye bakıyoruz ama ben böyle şeylerden kendi adıma çok korkarım hocam. Niye korkarım? Nerede çokluk orada işler iyi gitmez. Yani bir oranın mesela ben Göbektepe'nin içerisinde bir sürü çoluk çocuğun koşturduğunu işte bir sürü göbekli sandaletli turistin dolaştığını düşününce bana bir fenalık geliyor. Diyorum ki yani bu güzelim yeri mahvedebilirler. Sanki burayı böyle bunun hakikaten değerini çok iyi bilecek az sayıda insanın görmesi benim için daha doğrudur geliyor ama belki de aptalca düşünüyorum yani. Estağfurullah. Yani ukalaca düşünüyor olabilirim ama buranın bu kadar popüler hale getirilme çabası böyle bir eser açısından, böyle bir anıt açısından doğru mu? Çünkü etrafında başka yerler var, oraların kazılması gerekecek zaman içerisinde bir sürü buluntu çıkacak ve bir yandan da korunması gereken bir şey bu. Bu kalabalık buna mani değil mi bir yandan? O beklenen, istenen, arzulanan kalabalık. Şimdi o belki şöyle diyelim, öyle bir kalabalık arzulanmıyor zaten. Yani buranın gezilebilmesi önemli çünkü orayı korumak için İnsanların orayı tanıması, orada ne olduğunu bilmesi önemli ama böyle bir büyük alanı da yönetebilmek lazım. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın bu iş için hazırladığı bir alan yönetim planı var. Onu teklif ederek zaten şeye gidildi. Yani burayı tabii dünya kültürel mirası. Evet yani burayı bir dünya mirası ilan etmenin en önemli şartlarından bir tanesi bu alanı yönetebileceğimizi gösterebilmek. Bunun planlamasının yapıldığını gösterebilmek. Bu şu demek değil, biz bunu en iyi şekliyle başaracağız mı? İnşallah istiyoruz ama planı hazır, böyle bir plan var. O şu demek oluyor, mesela siz buraya bir günde kaç kişiye izin vereceksiniz? Yani böyle herkes akan su gibi gelecek, burayı dolduracak, öyle bir şey olmaz. Bu sayıları düşünülecek, nereden yürüyecekleri planlanacak. Ne bileyim ben, her ay mı olacak, belli zamanlarda mı olacak? Bunun hesabı yapılıyor ve orada çalışan insanlarla konuşuluyor. Bu gayet profesyonel bir iş. Onları planlaması yapılıyor. Yani. Yapılıyor, evet yapılıyor. Peki hocam son bir şey soracaktım size onu unutmadan sorayım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, devresi yanlış biliyorsun, bunda hiçbir ayıp yok ama benim bildiğim kadarıyla bu Göbektepe'de tepe ve çevresindeki tapınaklar ya da neyse bunlar toplanma yerleri, bu anıtlar yapılmış. Uzunca bir süre kullanılmış. Evet. Sizin dediğiniz gibi 1000 yıl kadar süreyle bunlar oradaki önemli şeyler. Fakat sonra yine bildiğim kadarıyla insan eliyle kapatılmış bunlar. Yani kendileri evet. Kapatmışlar. Evet. Kim yaptıysa evet. O bunun üstünü örtmüş. Niçin? Şimdi, bu da biraz tartışmaya açıldı son zamanlarda. Böyle bir kabul vardı yani bilinçli olarak gömüldüğünü. Göbektepe'dekilerin gömülmemiş olabileceği de söyleniyor. Ama Neolitik çağda, çağdaşı yerlerde konutların, yapıların bilinçli olarak gömüldüğünü gösteren örnekler var. Sadece Göbektepe'de değil. Hatta öyle ki içerisi arındırılıyor. Herhangi bir eşya bırakılmıyor. Bazılarında steril toprak getirilerek içerisi bu toprakla dolduruluyor. Böyle bakıldığı zaman insanın bu yapılara ya da konutlarına bir insanın yaşamı süresi ve ölümü gibi bir misyon yüklediğini gösteriyor. Bir anlam yüklediğini gösteriyor. Yani bina kullanıldığı zaman yaşıyor. Kullanım işlevini tamamladığı zaman, kullanımı bittiği zaman da... Peki kullanımı niye bitmiş ve... Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Evet, yani gene böyle düşünebiliriz. Ne bileyim belki bir hastalık, salgın oluyor, bir şeyler oluyor ama hiçbir şey bilmiyoruz. Periyotlar da olabilir. Hayır, evet. Yani, desek ki hep ilk gittiğimden beri ben çok eskiden gittim Göbeği'ye. Sonra defalarca da gittim. Çok heyecandıran bir yer. Belki de böyle bir çocuk tarafım var herhalde bunlardan heyecanlıyorum ama hep şunu düşünüyorum yani. Etraftaki insanlar öldüğü için bir yer, yani orada artık bir yerleşim kalmadığı için, orada insan kalmadığı için bir yer ölür, biter. Ama o zaman üstü kapatılmaz. Demek ki hala orada insanlar var ve buranın üstünü kapatacak kadar da buraya bir değer veriyorlar. O zaman niye kapatıyorlar? Yaklaşık 300 metreküp gibi bir büyük bir şeyin
malzemenin, ki Göbektepe'de bunlar el büyüklüğünde yumu taşlarla oluşan bir malzemeyle bu yapılar doluyor. Yani doldurması bile çok büyük bir zahmet. Çünkü. Çok büyük bir zahmet. Biz bunu başka örneklerde de biliyoruz. Yani bazı özel yapıların, ki bu bir hendek de olabilir, bilinçli olarak doldurulan, bir konut da olabilir, bir özel yapı da olabilir. Şimdiki, yani çok böyle bir spekülatif bir şey söylememek için genelde insanın, yani konutun işlevi bittiği zaman, ki bu göreceli bir şey, ölüm zamanı geldiği zaman gömülüyor diyebiliriz. Ne zaman geliyor ölümü? Bunun belki bu sorunun cevabını vermek lazım. Nasılsa bazı şeyleri periyodik olarak yaparız. Baharda bahar şenlikleri yapılır. İşte kışın şu hazır. Böyle bir periyodun parçası da olabilir. Bir döngünün parçası da olabilir. Ki bu dönemde insanlar çevrelerini çok iyi gözlemlediklerini biliyoruz. Örneğin turnaları resmediyorlar ki turnalar buradan göç güzergahının üzerine. Demek ki oradaki sürekliliği, devamlılığı, periyodik devamlılığı farkındalar. Mutlaka gökyüzünü gözlemliyorlar, onun farkındalar. Peki burada gökyüzü figürleri var mı şimdi? O ilk insanların gökyüzüyle çok ilişkili olduğunu hep biliyoruz. Hı-hı. Burada gökyüzüyle ilgili bir şeyler var mı özel? Benim bildiğim yok. Ben de görmedim şeyi. Yok. Benim de bildiğim yok, hayır. Ama gökyüzünü gözlediklerini söylemek hiç hani akla uzak bir şey değil. Gerçi yani gökyüzü gözlemlerden ilk bununla ilgili buluntular M.Ö. 3000'lerde falan da göze çarpıyor ama o zaman da muhakkak gözlemiş olmak gerektiğini düşünürken mutlaka. Beni en çok şaşırtan burada gökyüzüyle ilgili hiçbir imgen olmasa, hep dünya ile ilgili, hayvanlarla ilgili, kendi yaşam alanlarıyla ilgili, yerle ilgili, yukarıyla ilgili bir şey yok. Dediğim gibi emin değilim olup olmadığını ama bildiğim kadarıyla yok. Hemen yani mesela bir güneş bile görmedim orada mesela ki o zaman için güneş var. Çok önemli. Yani üstünün ay açık var. Olduğu. Ay var. Ay var mı? Ay var. Bir yarım daire var, doğrudur. Bunun spekülasyonu da var ama yani üstlerin açık olduğu, gökyüzünün gözlemlendiği, yani üstlerin kapalı, kullanımdayken bile kapalı olmadığını önerenler var. Ama kanıtlanabilir şeyler değil bunlar. Ya ben kendi gözümle bunun planlarını alıp böyle gökyüzü yıldız haritayla karşılaştırıp bakmaya çalışıyorum. Yani bir yıldızların bir yansıması falan filan diye. Öyle benzerlik ben kendi amatör çabamda bulamadım. Yani herhalde arkeolojik bunu yapmışlar zaten diye düşünüyorum. Hani benim de gökyüzüyle ilişkilendirebilecek yani belki ay. Ama tabii buna da biz ay diyoruz. Evet. Yani o motifin başka bir şey olmaması yüksek. Az önce söylediğiniz yuvarlak. Yapılar yuvarlak ama gerçekten de bu dönemde en çok geometrik desen, kullandıkları desenin yuvarlak olduğunu görüyoruz. Hatta iç içe geçmiş yuvarlakların çok sık yapıldığını görüyoruz. Bunu konutlara benzerlik olarak da tarif edebiliriz. Ama biri çıkıp güneş derse de bizim yapacağımız bir güneş gibi bir dairenin etrafında çizgiler şeklinde yapmamıştır. Ama güneş ifade ediyor. Açıkçası buradaki hikaye bir mitolojik... Acaba ben mesela olması. Yuvarlak olmasının sonsuzluğu ifade etmesiyle ilgisi var mıdır falan diye hep düşündüm. Böyle bir sonu başı olmayan bir şey diye. Yok. Öyle bir fikir yok o zaman. Yok. Hani kanıtlanabilir tabii. Şu gerçek, bunlar bir nevi yazı. Çünkü görene bir şey anlatıyorlar. Ve karmaşık motifler bir araya getirilmiş. Yani bir hikaye var. Anlatılan. Bir mitoloji var. Yani aslında bir nevi ilk hieroglifler diyebilir miyiz bunlara? İlk yazı diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani birini görene bir şey, bir fikir veriyor, bir şey düşündürüyorsa bunların böyle bir mesaj boyutu olduğunu, yani bir yazı bağlamında bir mesaj boyutu. Yani belki diğerleri de kazılsa bir yerden bir Göbekli Tepe'nin Rosetta taşı bulunabilir belki. Arkeoloji belki de en yani arkeologların nezdinde olmasa bile toplum nezdinde en heyecanlı kılan yönü bu. Her an hiç bilmeyen bir şeyi keşfetmeye şansınız var. Evet. Mümkün tabii ki. Ona bir ekleme yapayım. Yani o iki tip görsel var. Şimdi bir yandan bu hayvanlar ki onları böyle göründüğü gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama bir de böyle biraz daha simgesel işaretler var. Mesela? Ve bunlar kendilerini tekrar ediyorlar. Mesela nasıl fotoğrafta gösterebilirsek belki diyeceğim ama böyle neye benziyor? Böyle iki çubuk gibi düşünün, ortasında mesela H harfi gibi diyelim. Ondan sonra yahut da ortası delik bir yuvarlak. Ondan sonra işte bu ay biçimli şekil. Şimdi hepsi aklımda değil ama bunlar birbirlerini tekrar eden ve baktığınız zaman bir şeyi gösteriyor gibi düşünmediğiniz bir böyle bir grup var. Bir de hakikaten işte belli ki bir aslanı gösteriyor, işte bir turna kuşunu, bir örümceği vesaire. Yani bunların arasındaki ilişkiyi de tam bilmiyoruz. Ama bunun üzerinde acaba ne kadar yazıya yaklaşıyoruz, bir erken dönem yazıya,
Bunun üstüne de çalışan kişiler var. Yani bunun üzerine de yayınlar yapılmaya başlandı. Ama daha tam olarak bilmiyoruz. Peki yani. Şöyle bir bulgu var. Mesela burada bir ticaret oldu. Mesela gelenlerin orada bir değiş tokuş yaptığı, bir ticari faaliyette bulunduğu, kültürler arası bazı şeylerin alışverişine yapıldığı bir şey olduğuna dair. Göbektepe için değilse bile bu dönem için var. Örneğin Orta Anadolu'dan 10 bin yıl öncesinde en azından obsidyen, yani volkan camının Ürdün'e kadar belirli bir forma getirilip burada Anadolu'da pazara satıldı. Götürüldüğünü, hani satmak artık değiş tokuş yapmak diyebiliriz. Yapılmıyor. Demek ki insanların çok uzak mesafeli hem iletişimi var hem de alışverişi var. Alışveriş var. Evet. Bunun da Göbektepe'de yapılmış olması sürpriz olmaz ama benim en azından bildiğim... Şu anda öyle bir bulgu yok. Yok. Evet. Henüz daha. Peki hocam. Simgelerde şunu söyleyebiliriz, ekleyebiliriz. Bizim arkeoloji metodolojisi aslında analojilerle gidiyor. Yani karşılaştırıyoruz. Ne tekrar ediyor, ne tekil. Bugünkü algımızı tamamlayan bir simge mi diyoruz? Ama mesela Göbektepe'de hayvanların hepsinin yabani olması. Ki evcil hayvanlarımız yok. Önce. Ama yırtıcı olmaları, biraz ürkütücü betimlemiş olmaları ve hepsinin, bilinenlerin hepsinin erkek olması. Öyle mi? Dikkat çekiyor. Bilinen hayvanların tümü, yani cinsiyeti ayırt edilebilen hayvanların tümü erkek. Ya kuşların değil ama erkek aslan, erkek tilki falan. Evet. Yani cinsiyet tanımı olanların özellikle hepsi erkek. Özellikle mesela evet. Değil mi? Yaban domuzu çok gösteriyorlar. İnsan da öyle değil ama. İnsan cinsiyet ayrımında, yani cinsiyeti ayırt edebilen 3 tane şey var. İnsan betimi var. Bunların ikisi erkek, biri kadın. Dolayısıyla hani insanda da belki böyle bir cinsiyet ayrımının olmadığını göstermek açısından. Yani çünkü böyle bir algı da var. Yani bunlar evet hayvanlar böyle ama erkek egemen veyahut da erkekliğin öne çıkarıldığı bir toplum demek için de çok fazla veri yok açıkçası. Tabii ya, hayvanların erkekleri daha ürkütücü olduğu için belki ondan tercih edilmiş. Yaban domuzunun erkeğinin kocaman dişleri var işte. Aslanın evet. Erkeğinin yelesi var falan gibi belki onun daha... haşmetli görünmesi erkek olanın hayvanların etkili olmuş olabilir belki. Bunun mesela en iyi örneği gene Göbektepe'li Çağdaş Urfa'da Yeni Mahalle'de Balıklı Göl'ün hemen 100 metre ilerisinde bulunan bir heykel var. Urfa heykeli olarak geçiyor ve bugün Urfa Arkeoloji Müzesi'nde teşhir ediliyor. Oradaki erkek fallosunu tutuyor. Dünyanın bilinen en eski heykeli diyebiliriz onun için. Çünkü 3 boyutlu ve bir insan boyutlarında. Orada boynu bir kolye gibi bir şey var, askı var boynunda ve ayakları bitişik, yani büyük bir olasılıkla yine özel bir yapının içerisine yerleştirilmiş durumda, resmedildi, yani o şekilde kullanıldığı söyleniyor. Bina bulunmadığı için, yani bir inşaat sırasında çıkıyor, tam ne tür bir yapıda olduğu bilinmiyor ama erkekliğin orada biraz öne çıktığını söyleyebiliriz. O hangi, aynı yıllar mı? Aynı yıllar. Tabii bu vesile şunu da söylemekte belki fayda var. Bugün Balıklı Göl kutsal bir yer. Bu sözünü ettiğimiz heykel de 11 bin yıl öncesine ait. Demek ki dünyada herhalde 11 bin yıldır kutsallığını koruyan başka bir yer yok. Yok. Aslında Türkiye'yi belki de bu tür yönleriyle öne çıkarmakta fayda var. Yani tekil bir yerin çok eski olması, şu olması, anıtsal olması ne kadar önemliyse. Ama aynı zamanda bu sürekli... Holy Land. Evet. Bu süreklilik, bu devamlılık ve bunun bugünkü kültürümüzü nasıl dünya bağlamı nasıl şekillendirdiği üzerine gitmekte fayda var. Örneğin buradaki Yeni Mahalle sanırım Göbektepe kadar, en az onun kadar sansasyonel bizim öncelikli koruma alanlarımızdan birisi olması gereken. Yeni Mahalle yerleşim de var değil mi? Yeni Mahalle yerleşme, hatta bu şuradan aklıma geldi. Birkaç hafta önce orada bir inşaatın başladığı yer aldı medyada. İnşaat durdurulmuş ve kontrollü bir kazı yapılıyor ama bildiğim, yani en azından alanı bilen biri olarak çok geniş bir yere yayıldığını biliyoruz. Evet. Hemen Balıklı Göl'den başlıyor. Tabii Balıklı Göl var. Bir mozaiklerin çıktığı alan var. Urfa Arkeoloji Müzesi var. Böyle bir yerleşme var. Böyle bir ada herhalde gerçekten dünyanın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Yani kazı yapılan yer çok dar bir alan. Çok daha geniş bir yere yayılıyor. Harran tarafında böyle şeyler bulunma ihtimali var mı? Şimdi Harran'daki yerleşimlerin, yani bu tür yerleşimlerin özelliği yüksek yerlerde olmaları, beslenme alışkanlıkları belirleyici burada. Çünkü tarım toplulukları değiller. Ovalarda bulduğumuz yerleşmeler daha çok tarımcı topluluklar. Ama onlar da höyük, üst üste bir sürü yerleşme var. Belki alt katmanlarında çağdaşlarını bulabiliriz. Ama yani o kadar eskisini veyahut da bu tür bir yerleşmeyi ovada bilmiyoruz. Peki Aslı Hocam, şimdi...
buranın UNESCO tarafından kabulü kıymetli bir şey diye umuyorum yani. Önemli midir? Tabii ki olmaz. Ne açıdan önemlidir? Yani mesela UNESCO hayır dese burası değerini kaybedecek miydi? Hayır. Evet. Mutlaka. Mutlaka kaybetmeyecek. Ama bunun tescil edilmesi bence çok önemli bir şey. Türkiye'de şu anda 18. Evet. yer öğren yeri oldu. Böyle öğren yeri de değil. Başka yerler de var tabii ki. Varlık. Evet, varlık. Esasında çok daha fazla olması gerekiyor. Başka ülkelerle mukayese ettiğimiz Hı. zaman değil mi? Ve hocam Türkiye'de onunla ilgili olanları... bir video oldu. Biz onu gösteririz birazdan. Efendim? Siz bir onunla ilgili bir video aldınız. Onu gösterir misiniz isterseniz? Bu 17 yerle ilgili. Evet. Arkadaşlar şu 17 bölgeyle ilgili bir videomuz olacaktı. Onu bir gösterelim mi? Evet. Göbekli Tepe 18 oldu. Göbekli 18. Hazırladı. Yok, o at gösterdi ya Troya'daki atı. Tabii tabii. Filmdeki atı. Tabii, Troy filmindeki at. Müze projesi. Belki haberiniz vardır. Evet, hepsini gördük ama tabii anlatmak size kaldı. Şimdi Göbekli Tepe son dünya. Diğer 17'si hangileri? Ben ezbere saymayacağım ama... Sayayım. Siz sayabilirsiniz. Bu 1985 yılında 3 taneyle başladı. İstanbul, Kapadokya ve Divriği Ulu Camii. Daha sonra sırasını şaşırın. İstanbul kent olarak mı, İstanbul'daki herhangi bir şey? Tarihi İstanbul'un tarihi yarımada. Tarihi yarımadası. Tarihi yarımadası. Lazım. Ondan sonra daha sonra 86'da Hattuş'a, ondan sonra 87'de Nemrut'ta, Safranbolu 94. Safranbolu 94. Ondan sonra oldukça bir süre geçtikten sonra Troya 4 yıl Troya 98'de. Troya o kadar geçmiyor girdi. Evet. Hı hı. Evet, 98'de. 98'den sonra uzunca bir aradan sonra yanılmıyorsam Selimiye Camii olması lazım. 2011. 2012'de Çatalhöyük. 2013'ü de bir alanımız kaydedilmedi. 2014'ten sonra ikişer ikişer. 2014'te Bergama ve Bursa ve Cumalıkızık.
2015'te de iki alanımız Efesus ve Diyarbakır Kalesi ve Evsel Bahçeleri. 2016'da İstanbul'da yapılan Dünya Miras Komitesi toplantısı da ANI. 2017'de Afrodisias ve bu sene de Göbektepe'nin listeye alınmasıyla bu sayı 18'e yükseldi. Dünya Miras listesinde dünyada toplam an itibariyle 1091 alan var. Bu 1091 alan UNESCO 1970 Dünya Doğal ve Kültürel 1972 Dünya Doğal ve Kültürel Miras Korunma Sözleşmesi'ne taraf 193 ülkeden 164 taraf devletin toplam 1091 alanı bu listeye. En çok hangi ülkeden alan var burada? İtalya. İtalya'dan. Evet, böyle bir şey var. İtalya. Mesela. 53 alan değil mi? İtalya, ikinci Çin, Fransa, İspanya diye gidiyor. Biz, Mısır? Mısır'ın bilemeyeceğim ama bizim biz 16. sıradayız. 164 ülke içinde. Aslında bulunduğumuz yere baktığımız zaman daha fazla olması gerekir diye düşünüyor insan. Mesela Bergama bile yeni girmiş, Hatuş'a yeni girmiş. O şundan kaynaklanıyor Sayın Altaylı. Şöyle, belli bir tarihe kadar ki bu 2005 yılıdır, 2005 yılından itibaren Dünya Miras Listesi'ne alınma kriterlerinde UNESCO köklü değişikliklere gitti. Bir örnek vermek gerekirse her taraf devlet 2005 yılından itibaren en fazla iki alanını önerebiliyor yılda. Hayır. Hatta bu seneden itibaren bire düştü. Ve 2005 düştü. 2005 yılından sonra bazı koşullar getirildi demiştik. Bunlardan biri de onaylı bir yönetim planının olması gerekiyor. Önerilecek ülkenin, önerilecek alanın. Bu sadece bizde bu var demek yetmiyor. Orayı nasıl yaşatacaksınız onu? Tabii. Yani bu açıdan son zamanda ülkemiz, bakanlığımız büyük atılım yaptı. Evet. Çalışmalarımız devam edecek. Bizim amacımız her sene bir alanımızı Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesini sağlamak. Sağ olun hocam. Evet. Peki hocam, konuşacağız ama isterseniz bir reklam arası daha varmış galiba. Doğru mu anladım Tuğçe? Onu da verelim, sonra rahat rahat konuşalım uzun uzun. Tamam. Evet hocam, UNESCO Miras Listesi'ne alınmanın önemi neydi? Ve siz İKOMOS olarak burada ne yaptınız? Neydi katkınız? Evet. Şimdi bir kere İKOMOS'la UNESCO'nun hani ilişkisi nedir diyebilirsiniz. Evet. Değil mi? UNESCO bu dünya mirası kavramını geliştiren kurum diyelim. UNESCO Türkçesini söylersek yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. Ortaya böyle bir kavram getiriyorlar ki dünya mirası olsun. Bu da işte kültür ve uygarlıklar tarihinde çok önemli dönüm noktaların tarafından oluşturulan kültür varlıklarının belirlenmesi ve evrensel düzeyde değeri olan bu tür alanların korunmasını hedefliyor. Yani hem bir yeri belirliyorsunuz, burası çok önemli diyorsunuz, sadece o bölge için değil ama bütün dünya için çok önemli. Ve buranın da korunmasını istiyorsunuz. Talep yahut bunu belki de masaya koyan UNESCO. Ondan sonra UNESCO kendisine şöyle bir rol biçiyor. Böyle bir yer ilan edildikten sonra da koruma sürecini izleyen, yanlış bir karar üretildiğinde uyaran, gerektiğinde bilimsel destek ve öneri getiren bir kurum. Dolayısıyla üstten bakan uluslararası bir örgüt. Şimdi İKOMOS ise şimdi kültür varlığını öneren devletler oluyor. Yani bizim durumumuzda Türkiye öneriyor. İKOMOS ise gene uluslararası bir örgüt. Ve İKOMOS diyor ki şimdi devlet böyle bir öneride bulunuyor. Biz de bunun hakkında bir rapor yazıyoruz diyor. İKOMOS'un hem uluslararası, İKOMOS uluslararası bir kuruluş ama aynı zamanda bir Türkiye ayağı var. Bizim Türkiye Milli Komitemiz diyen ilk raporu böyle bir öneri yapıldığında yani Türkiye UNESCO'ya Göbekli Tepe'yi teklif etmek istediğinde evvela Türkiye Milli Komitesi bu konu hakkında bir rapor hazırlıyor. Ondan önce tabii çok daha etraflıca Kültür Bakanlığı
bir altyapı çalışması yapıyor, bir dosya hazırlanıyor. Ondan sonra evet, adaylık dosyası. Esas iş o. Yani esas büyük iş bu adaylık dosyasının hazırlanmasını demek istiyorum. İKOMOS'un yazdığı rapor ona oranla çok kısa bir rapor. Yani çok şu demek oluyor, adaylık dosyasını inceliyor, ondan sonra da görüş belirtiyor. Diyor ki mesela esasında uygun değildir diyelim buraya önermek. Yahut da Göbekli Tepe'de olduğu gibi diyor ki, genellikle de diyor ki gayet uygundur. Ve biz tavsiye ediyoruz, işte şu sebeplerden ediyoruz, şu konularda da dikkat çekiyoruz ki işte bunun, bu daha da etraflıca ele alınabilir ya, şu konuya da eğilmek gerekiyor. Yani böyle bilimsel ve hani önem vererekten bu konuyu ele alıyor. İlk rapor buradan çıkıyor. Ondan sonra uluslararası örgütün kendisi, yani uluslararası platformdan buraya bir uzman gönderiliyor. Sahada bir ne diyelim, bir misyon, bir misyon geliyor, burada dolaşılıyor, epey bir zaman veriliyor ve yerinde inceleniyor. Bu gelen bir teknik kişi oluyor ama konunun uzmanı oluyor. Yani Göbekli Tepe konusunda bir prehistorik arkeoloji konusunda uzman bir hoca oluyor. Ve geniş bir ekiple, içinde bizden, İKOMOS'tan da olan kişilerin bulunduğu, bakanlığımızdan, aynen, hep beraber yerinde incelemelerde bulunuyor. Oradaki kazıyı yürüten arkeologlar vesaire. Ondan sonra ikinci bir rapor yazılıyor. Bu sefer uluslararası İKOMOS örgütü olarak yazılıyor. İKOMOS örgütünün bu yaptığı tavsiye raporu sonucunda UNESCO'da bir oylamaya gidiliyor, değil mi? Yani şöyle, müsaade ederseniz, siz bana ayrıntısına evet, şöyle devam edeyim. İKOMOS adıyla andığımız Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi, hı hı, buradaki rolü, UNESCO Dünya Miras Merkezi'ndeki rol, kültürel alanlarla ilgili olarak Dünya Miras Merkezi'ne danışmanlık görevi yapıyor. Evet. Bir ülke, hocamın bahsettiği gibi adaylık dosyasını hazırlayıp falanca, Göbekli Tepe için UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne gönderdikten sonra İKOMOS da uzmanını gönderiyor. Alanda araştırma yapıyor, raporunu İKOMOS'a veriyor. İKOMOS'un ayrıca kendi içinde düzenlediği bir panelde alanın adaylığı değerlendiriyor. Bu bütün adaylar için bir İKOMOS süreci var. Evet. Yalnız bir fark var. Doğal alanlarla ilgili danışma organı İKOMOS değil, Dünya Miras Merkezi'nin IUCN kısaltmasıyla geçen başka bir danışma organı. İKOMOS sadece tarihi alanlarla ilgili. Bu tarihi ve kültürel alanlarla ilgili. İKOMOS panelde bir karar alıyor. Bunu yazıyor. Sonuçta bir öneri, taslak. Rehberi, yani, hep öneri çıkıyor. Evet. Ama kararı, nihai kararı Dünya Miras Komitesi verir. Hı hı. Bu sene yaptığı gibi her yıl yaklaşık kaç? Kimler var o komitede? 21 ülke var. Bunlar taraf devletlerden seçiliyor. UNESCO'nun çalışma. Türk var mı içinde? Biz 2017'ye kadar Dünya Miras Komitesi üyesiydik. Hatta başkanlık yaptık 2016 yılında İstanbul toplantısında. Daha önce de 80'li yıllarda bir üyeliğimiz var. Bu 21 üye Dünya Miras Komitesi dediğimiz son kararı veriyor. Burada belki şimdi arkadaşlar bağlarlar size. Sayın Cengizler bununla ilgili bize belki biraz daha bilgi verebilir. Sevincim, mümkünse Cengizler Bey'i bir arayalım. Evet hocam, devam edelim sonra. Evet. Yıllık toplantılarda adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi toplantılarında değerlendirilir. Tabii İKOMOS'un öneri kararı da dikkate alınır. Sonuçta Dünya Miras Komitesi'nin kararı geçerlidir. Peki hemen bir merak ettiğim bir şey söyleyeyim. Bu kültürel miras nedir, niye önemlidir ve buna UNESCO'nun katkısı var mıdır? Bu listeye girdikten sonra ne oluyor? Listeye girdiniz. Ne oldu mesela? Evet, yani şöyle bir
nasıl diyeyim, belki de bir kere dikkatleri üstünüze çekiyorsunuz. Dolayısıyla da kendinize çeki düzen veriyorsunuz, böyle diyeyim. Yani bizim için çok faydalı bir şey. Çünkü o vakit, şimdi kültürel miras ilan edilmiş, dünya mirası listesine giren bir yere bizim artık yan gelip yatmayıp, yani biz bunu başardık diye, bu bir başlangıç diye düşünmemiz lazım. Bizim orayı demin sizin sorduğunuz gibi mesela ziyaretçiyi açtıktan sonra nasıl başa çıkacağız? Yani o alan yönetim planını nasıl uygulayacağız? Orası için özel bir şeyimiz mi var? Bir kaynak nasıl bulacağız bütün bunları yapmak için? Bakanlığın kaynakları buna yetecek mi? Bakanlık kaynağı dışından o bölgeden nasıl kaynaklar oraya kullanılabilir? Yani bu çok geniş çaplı esasında bir gelişmenin ilk adımı diye düşünüyorum. Yani bir sonuç veya bir son adım değil de. Hocam galiba Sayın Cengiz Erp telefonda, onunla bir konuşalım. Bu süreç nasıl işledi bize biraz belki anlatır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi rahatsız ettik, kusura bakmayın. Akşam nasıl gelişti bu adaylık sürecinin sırasında? Neler konuşuldu orada? Bize biraz... Şimdi efendim, çok kıymetli uzmanlarla, çok saygı duyduğum uzmanlarla bir aradasınız. Konunun önemli meseleleri zaten çok kifayetli bir şekilde ele alındı. Fakat bazı önemli eksikler var. Ben Bahreyn'deki toplantıda heyet başkanıydım aynı zamanda. Bir peki iki hususa işaret etmek istiyorum. Bir tanesi, tabiatıyla UNESCO Milli Komisyonu, Kültür Bakanlığımız ve Dışişleri bir arada çalıştık. Meselenin bir dış işleri boyutu da var. Bu konuşmaları dinledikten sonra yani zannedilir ki yani FIFA karar verdi buna. Hayır. Bunun bir siyasi ötesi vardı. Sayın Özyandı bir de getirmekle beraber İKOMOS'un dünya miras listesine alınması, fakat alındığı anda da affedersiniz sesim biraz donşit, alındığı anda da tehlike altında listesine alınmasını istedi. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek muhit bir mesele değil. Bir kere Bahreyn'de bu güçlük aşıldı. Bu güçlüğün açılmasının da siyasetinde bizim dosyamızı Avustralya ve Brezilya gibi iki saygın komite üyesi sundu ve savundu. Afrika'da çok saygınlığı olan Zimbabwe savundu. Tabii bütün bunlar daha evvel Kültür Bakanlığımızın çok kıymetli uzmanları da gelerek anlattılar. Biz de UNESCO nezdindeki daimi delegasyonlar nezdinde bu konuyu işledik. Yani meselenin bu yönü de var. Bu yönü böyle değerli bir konu. Gerçekten bir teşekkürüm bu konuyu ele aldığınız için. Çünkü çok önemli tabii. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kesinlikle ne olacak diye sorunuz da doğrudur tabii. Ama şu oluyor, yani birinci bir getafi etmiş oluyorsunuz. İlgili 1092 liste var. 1092 öğren yeri var dünyada. Bu da şeyde dahil tabii, tabiat varlıkları da. Bizim 18 oldu. Giderek artıyor bu. Bu ortak bir başarıdır. Ben buna dikkat çekmek istedim. Hastalığı da bak ya, affedersiniz, Bahreyn'de yaptım bunu. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Evet, bunu söylemek istedim Sayın Altaylı. Peki, çok teşekkür ediyorum Altay Bey. Sağ olunuz. Biz kaldığımız yerdeydim çünkü ses de yani biraz ortak bir başarıdır. Hepimizin bir başarı. Kötü geliyor galiba. Seçici Kültür Bakanlığı çok iyi bir dosya hazırlamıştır. Milli Komisyon aynı şekilde. Zannederim biz de dışişleri olarak çok iyi bir siyasi şey yaptık. Biraz da isim vermek gerekirse Norveç'in çok ikazı oluyor. Bununla mücadele etmek zorunda kaldık. Tamamen siyasi nedenlerdeydi. Yani haklı gösterilebilecek bir şeyi yok. Yani derhal tehlike altında mirasına alınmasını. Tamamen siyasi bir manevraydı bence. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
Evet, anlayabildiğimiz kadarıyla burada da siyaset işliyor. Ve bazı ülkeler politik nedenlerle Türkiye'de böyle eserlerin miras listesine alınmasını engellemek ya da lehinde o... Halbuki bunun siyasetle bir alakası olan bir şey değil bu. Sonuç olarak Türkiye'de ne olursa olsun veya dünyada... Bu 12 bin önceden gelmiş ve 12 bin sonraya gidecek bir şey yani. Bunu Türkiye'yi bugün senin sevmediğin veya siyasi olarak anlaşmadığın biri yönetiyor diye... Böyle bir şey engelleme hakları UNESCO'da bir garip. Müsaade ederseniz bu konuda birkaç kelime etmek isterim. Sayın Büyükelçimizin ifade ettiği gibi İKOMOS'un taslak kararı Göbekli Tepe gibi bir unik, üstün evrensel değere sahip alanın dünya miras listesine kaydıyla beraber aynı zamanda tehlike altındaki dünya miras listesine de kaydedilmesine yönelikti. Evet. Yani bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. İKOMOS'un gerekçeleri de kabul edilebilir gibi değil. Göbekli Tepe'nin çok uzağından geçen efendim su kanalı, kilometrelerce öteden geçen karayolu gibi gerekçeleri ortaya koydular. Biz tabii gerek Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik çabaları, gerek bizim uzmanlarımızın, arkadaşlarımızın hazırladığı karşı raporlarla... Yakında bir yol geçme gibi bir yer. Yani 2,5 kilometre öteden mevcut Gaziantep... Antep yolu geçiyor. Antep ama bayağı aşağıdan yani. Evet. Göbeklitepe çok basit bir yoldan yaklaşılıyor. Yani, gelecek ki yanına kadar gidilmiyor. Yani. Uzmanlarımızın ve dışişli diplomatlarımızın yaptığı girişimler sonucunda... Dünya Miras Komitesi üyesi ülkelerin temsilcileriyle, büyükelçileriyle yapılan görüşmeler sonucunda müspet sonuçlar aldık. Görüşmeler sırasında son dakikada Norveç. Büyükelçisinin önerisi efendim tekrar İKOMOS'un kararı tekrar değerlendirilsin ve buna yönelik alınacak karara bir cümle ilave edilmek suretiyle tehlike altındaki dünya miras listesine de... Tehlike altında denmesi bir onur kırıcı bir şey midir? Elbette, elbette. Yani örnek vermek gerekirse Suriye'deki 6 tane Palmira. DAEŞ'in bölgelerinde yani yaptığım. Suriye'deki 6 alanın tamamı aynı zamanda tehlike altındaki dünya miras listesinde. Yani bunu üstelik tehlike altındaki dünya miras listesine kaydedilmesi için bir alanın taraf ülkenin de rızasının olması lazım. Ki bunu gerek bizim uzmanlarımız, gerek Dışişleri Bakanlığı uzmanları, diplomatları ve toplantıya katılan temsilcilerle birlikte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üstün çaba göstererek bu girişimi ekarte etmiş oldu. Bertaraf ettiler. Evet. Yani peki. Burada Göbektepe o kadar güçlü ki. Yani bugünkü herhangi bir büyükelçinin siyasi ya da bir ülkenin tavrı olabilir. Ya da uygulamalardan bir tanesi de eksiklikler olabilir. Ama Göbektepe onların hepsinden daha güçlü olduğu çıktı diyebiliriz. Tabii burada belki de şunu da ilave etmekte fayda var. Sizin şubeniz gerçekten çok büyük bir iş başardı. Alman Arkeoloji Enstitüsü bunun arkeolojik olarak bu dosyanın içerisini elbette gayet iyi doldurdu. Türkiye'de genel olarak bu projeye yani Urfalısından tutun. Adaylık dosyasını beraber hazırladık Almanya. Çok iyi tabii. Sahip çıktı. Dolayısıyla yani çok... Almanya destekleri büyük verim. Tabii ki tabii yani arkeolojik kazı yaptıkları için içeriğini oluşturmakta destek verdiler. Bu ve çok iyi bir dosya hazırlandı. Dolayısıyla o siyasi bir şey yani çok belirleyici olmamıştır sadece. Yok, kayda değer değildir yani. Evet. Dolayısıyla ve bir tehlike söz konusu değil yani hepimizin de. Şöyle bir şey var yani uzun vadede... Ya tehlike şöyle var, hava şartları tehlikesi var, yağmur, çamur, kar. Hayır yani ileriye dönük mesela tehlike demeyelim de yapılaşmadan korumak gerekiyor. Ama bunlar bambaşka şeyler yani şu anda mevcut zaten bir tehlike değil. Bu listeye onu sağlaması için. Aynen yani bu tam da hani öyle bir şeyler olmasın diye. Onun için hani şimdi tehlike... yüzünden tehlikededir demek öyle bir şey hiç doğru değil. Biraz önce bir süre önce hocalarımızın da ifade ettiği gibi alana hakim bir konumda olduğundan bahsetti değerli hocalarımız. Dosya hazırlanırken Dünya Miras Listesi için bir yönetim alanı sınırları belirlenir. Ve bunun etrafında daha geniş bir alanda tampon bölge belirlenir. Burada da bizim tespit ettiğimiz bakanlıkça tespit ettiğimiz yönetim alanı sınırları tampon bölgeyle beraber dünya miras alanı sınırıdır.
oldukça yeterli tutulmuştur. Çevresinde yani silüetini bozmamak adına gerekli girişimler yapılmıştır. En Göbektepe'yi belki de bekleyen yani en büyük risk bu. Çünkü gerçekten orası seçilmiş. Ve o peyzajı koruduğunuz zaman Göbektepe anlamını korur. Ve kent ne yazık ki o tarafa doğru büyüyor. Planlamanın yapılırken ufukta işte çarpık yapılaşmanın, yüksek binaların olmaması tabii bundan sonraki bir süreç ama geniş bir tampon bölge tutulduğu önerildiği söyleniyor. Bu da çok sevindirici. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu yeri bir dünya mirası olarak önerdiğinde sorumluluğunu da üstlenmiş oluyor. Aynen. Yani bu alana kriterlerin dışında herhangi bir zarar gelmiyor. Bunun en önemli faydası buranın burayı bize karşı da koruyacak olması. Evet. Tehlike nereden geliyorsa bu yine gelecek. Yani, Urfa halkından gelecek. Urfa Belediyesi'nden bina yapacaksınız yapılmayacak. Urfa halkı demeyelim de yani işte bu yapılaşma sürecinden yani korumak lazım. Ve burada da Gökhan Bey'in bahsettiği bu tampon bölge fevkalade önemli. Hatta biz ona güvenmeyip yani o tampon bölgenin de etrafındaki bir bölgeyi koruma altına alsak ne kadar iyi olur. Mümkün olduğu kadar şehrin gelişmesini başka istikametlere doğru kaydırmak. Çünkü biraz önce de duyduk ki Urfa ne kadar kendisi zaten kendisi ayrı bir kültürel miras olabilecek kadar önemli bir yer. Onun için Urfa'nın altında da bir Göbekli Tepe benzeri bir yer olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla Urfa ile beraber korumak lazım. Etrafındaki peyzaj çok önemli. Çok yardım almak lazım. Yani peki oraya... daha önce ilan edilen yerleri ne kadar koruyabildik? Mesela İstanbul'un tarihi yarımada. Ne kadar koruyoruz biz? Şöyle İstanbul tarihi yarımadanın bir yönetim planı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlandı ve onaylandı. Tarihi yarımada Dünya Miras Listesi'nde. Yani bu konuda bir bilinç de oluşmuş durumda aslında. Oluşmuş mu acaba? Ben rahatlıkla münferit olaylar dışında korunduğunu söyleyebilirim. Şimdi mesela İlber Hoca'nın onunla ilgili bir fikri var. Diyor ki orayı biz insansızlaştıralım ve bina hatta oradaki yeni binaları da ortadan kaldıralım. Bu diyor belki birkaç milyar dolarlık bir iş olabilir ama muazzam bir iş olur diyor. Orayı eski İstanbul olarak hem Bizans hem Osmanlı olarak ortaya çıkaralım diyor. Ben onun öyle bir fikri var mesela yıllardır söylediği. Yani insansız yerler bir kere yani zaman geriye sarmamız mümkün değil. İnsansızlaştırmakta da kesinlikle çözüm değil. Onun kastı şu yani oradaki bütün insan gitsin değil. Orada işte atölyeler var, bilmem neler var. Yani o araç trafiğini yoğunlaştıran, oraya mal gel. Yani elbette bir yaşam olsun insan yaşasın orada da. Bu oradaki o şeyleri, atölyeleri, iş yerlerini falan oradan uzaklaştırma anlamı söylüyor. Yani İstanbul en zor örnek. Siz en zor örnekten belki de başladınız. Onun için ona bir çözüm geliştirmek benim yani arkeolog açısından son derece zor. Bu şehir plancılarıyla beraber sosyologlar, antropologlar çok yani çok ciddiye alınması gereken bir konu. Bu şeyi aşıyor. Hani böyle sadece dünya işte dünya miras listesinde olmasını aşan bir şey diye düşünüyorum. Göbekli Tepe daha bir münferit ören yeridir. Onun için belki başka ören yerlerine bakabiliriz. Giren diyelim Troya'ya, diyelim ki Boğazköy'e. Oraların iyi korunduğunu mesela vatandaşlardan birisi geçen hafta Boğazköy'deymiş. Ne diyor? Diyor ki çoluk, çocuk diyor her şeyin içerisinde diyor. Ortalıkta diyor seyyar satıcılar. Felaket bir manzara var diyor mesela. Efes için benzer şeyleri görüyoruz, okuyoruz gittiğimizde. Bergama biraz daha belki hani daha az gidildiği için daha biraz dışarıda kaldığı için herhalde yollarda biraz daha sakin görünüyor. Ben her gittiğimde orayı da o kadar da kötü görmüyorum ama mesela Efes'te ciddi bir kalabalık ve ciddi bir şey görüyorum. Yanılıyor muyum? Şöyle ben bu durumda kıymetli vatandaşlarımızı müzelere yönlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Urfa'ya dönecek olursak biraz önce değerli hocam Balıklı Göl heykelinden bahsetti. Orada yakında gene çok uzak değil bildiğim kadarıyla Halepli Bahçe. Tabii. Halepli evet. Bahçe mozaikleri bir kurtarma kazısı sonucu ortaya çıktı. Şuraya geleceğim. Bakanlığımız orada Türkiye'nin en büyük müzesini inşa etti. 34 bin metrekare
kapalı alanı Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi. Açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Teşhiri, tanzimi mükemmel. Dünyada sayılı. Ay, çok güzel. Yani vatandaşlarımız, müzelerimizi şiddetle öneriyorum. Çok beğeneceklerine eminim. Görmeyenler görsünler. Yalnız Şanlıurfa'daki Arkeoloji Müzesi de değil. Adana'daki, Van'da yapılıyor. Van'da, sizin, Antalya'da. Antalya, Samsun. Samsun. Gaziantep Zeugma Müzesi. Çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde laboratuvarlarıyla, geçici sergi salonlarıyla, teşhir salonlarıyla müzecilikte bir büyük hocam, aşama kaydettik. Mesela Batı'daki benzer müzelerin hepsinin içerisinde enstitüler falan da olur. Yani evet. Buraları yaşatan, buraları geliştiren, buralarda katkı sağlayan. Bizdeki müzelerde böyle enstitü geleneği fazla yok galiba. Şöyle zannedersem o devletin yapılanmasıyla alakalı. Bizde bir arkeoloji enstitüsü yok. Bu görevi genellikle üniversitelerimiz yürütüyor. Doğru. Yani hocalarımızın enstitü... daha çok söyleyeceği şeyler vardır diye tahmin ediyorum bu konuda. Yani müzede ayrı bir böyle yapı olarak enstitü olması gerekmiyor ama o müzenin tabii daha teşekküllü olması, laboratuvarlarının daha gelişmiş olmasını hepimiz çok isteriz. Yani çünkü bizde baktığın zaman vatandaşın anlayışı müze bir takım eserlerin bulunup getirip sergilenir değil. Halbuki öyle değil. O müzenin bir altı vardır ve esas mesele o altındadır müzenin. Yani bütün araştırmalar orada yapılır, eserler orada kazandırılır, tamiratlar orada yapılır. Belki... Yeni yapılan müzelerde şimdi buna gayret gösteriliyor. Ama tabii ki herhalde hepimiz hemfikiriz ki yeterince kaynak hala esasında yok. Yani istiyoruz ki çok daha fazla kaynak buna aktarılsın. Çünkü bir de şöyle bir gerçek var. Çok iyi bir nesil yetişiyor. Yani çok daha fazla bu konuda uzmanlar yetişiyor. Korumayla ilgili, arkeolojinin her dalıyla ilgili. Onun için hani insan sıkıntısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama kaynak sıkıntısı var. Yani kaynak sıkıntısı derken binayı inşa etmek için değil de orada işe alınacak insan sayısı, orada kurulacak laboratuvar için, o laboratuvarın çalışması için. Yani bu işin çapının o anlamda, işletme anlamında diyelim, bir müze işletmeciliği olarak belki bir kere daha büyümesi lazım. Çünkü şu anda bina olarak mevcut binalar var. Şimdi de hani bunları en mükemmel şekilde nasıl kullanacağız ve buna nereden kaynak bulacağız? Onu düşünmemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bu enstitülerle ilgili bir şey ilave edebilirim, belki katkısı olur. Batı'daki enstitüler çalışanları, maaşlarını oradan alan, bilimsel çalışmalarını yürüttükleri bir alan var. Türkiye'de bu işi arkeolojide müzeler ya da üniversiteler, asıl üniversiteler gibi. Üniversite personelinin işi ise eğitimcilik. Ama diğer taraftan arkeoloji kazıyor. Onun için bizim üniversitelerimizde uzmanlık alanlarının çok gelişmediğini görüyoruz. Yani bir kazıda çalışacak bir arkeobotanikçi, bir arkeozoolog, yani artık kazılar herhangi bir harfiyat, herhangi bir yönettiği bir iş değil. Çok sayıda uzmanın bir araya gelerek yaptığı bir iş ve bu insanların istihdam sorunları var. Batı'da bu enstitülerle çözülmüş. Bugün herhangi birinin sadece bir uzmanlık alanı var diye bir üniversitede istihdam edilmesi neredeyse imkansız. Veya aşırı lüks. Aşırı lüks gelir. Halbuki çok insan istihdam ediliyor ama bunun müfredatı buna uygun değil. Yani yapılanması buna uygun değil. Dolayısıyla Türkiye'deki arkeolojinin veyahut birçok alanda en önemli eksikliklerden biri enstitüler demek. Bilim. Çok doğru söylüyorsunuz. En önemli eksikliklerden biri enstitüler diyebiliriz. Müzecilikte ise tabii bu yeni müzelerin yapılması vesaire çok belirleyici, tanımlı. Ama yetmediğini hepimiz farkındayız. Yani burada kaynak eksikliğinden söz edebiliriz de. Arkeolojinin toplumsallaştırılması asıl mesele. İnsanların müzeye giderek sadece eserleri yabancılaştığı bir yerde görmesi bunu değiştirmiyor. Özellikle eğitimin içerisinde şöyle düşünün. Bizim kendi ülkemizde bu kadar zenginliğinden övündüğümüz bir coğrafyaya sahip olmamıza rağmen ilk öğretim düzeyinde, temel eğitim düzeyinde arkeoloji derslerimiz yok. Tarih kitaplarının içerisinde arkeoloji bölümleri var. Halbuki az önce konuştuğumuz bütün bu özellikle Neolitik çağ için anlattıklarımız bu programın içeri gereği bütün dünyayı ilgilendiren şeyler. Dünyada bugün 2 milyon metre kilometre kare tahıl ekiliyor. 1,5 milyar sığır tüketiliyor. Bunun başlangıç noktası bu coğrafya. Burası. Ve bu coğrafyada bu en az anlatılan şey.
Dolayısıyla eğer içselleştirilen bir şey olmazsa, insanların yaşadıkları coğrafyanın, kendi köyünün, kendi yaşadığı bölgenin, onun kültürel zenginliğinin bir parçası olduğunu hissetmezse, o zaman istediğiniz kadar yani müzeyi yapmak bunu çözmeyecektir. Medeniyetin başladığı yerde yaşayıp medeniyetten bu kadar uzaklaştırılmış olmak veya uzakmış gibi gösterilmek çok hoş bir şey değil. Bu bilinci aşılamak lazım. Yani, evet. Değil mi? Ve müzelerde bunun birinci aşaması. Çok sevindirici bir şey. Türkiye'de müzelere ücretsiz giriliyor. Öğrenciyseniz. Ama çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Arkeologlar müzelere girerken ücret vermek zorundalar. Yani bir kazı başkanı dahi, yani o oradaki müzelerde sergilenenleri alıp müzeye götürüyor. Kültür Bakanı bir kart vermiyor mu buna ilgili? Kültür Bakanı personeliseniz veriyor. Bu tabii işin şeyi. Gırgır. Çok küçük bir noktası ama bir gerçek diğer taraftan. Ama müzeler yavaş yavaş bu boşluğu da dolduruyor. Çünkü birçok müzede bir takım eğitim aktiviteleri yapılıyor. Bunlar sadece özel müzelerde değil, devlet müzelerinde yapılıyor. Mesela Mardin Müzesi son derece başarılı. Tabii. Sürekli düzenli, yıl boyunca. Galiba Söz Öncesi'nde böyle bir şey var galiba. Çorum Müzesi. Evet. Eğitim faaliyetleri var. Antalya Müzesi. Bunun gibi örneklendirme çok yapılabilir. Çok yaygınlaşıyor. Artık yaygınlaşıyor. Yani normal olmaya başladı. Yani müzelerimiz artık bir eğitim kurumu haline yavaş yavaş geliyor. Evet. Yeni nesil bir müzeler var Türkiye'de. Bu kesin. Bunların daha da içinin mükemmelleştirmesi lazım. Bir yine bir ara vermem gerekiyormuş galiba. Çok özür dilerim. Sonra devam edeceğiz biz. Hem Göbeğit hem de genel olarak Türkiye'deki diğer alanlarla ilgili. Peki tekrar bir Göbeğit Tepe'ye dönelim mi hocam? Şu yeni bir çatı yapıldı oraya. Bu niye yapıldı? İyi oldu mu? Bunu yaparken koruma maksatlı yapıldığı açık ama baktığınız zaman böyle oranın özelliğini bozan bir şey mi oldu? O silüetten bahsediyor falan. Nedir bunun teknik olarak özellikleri bu işin? Yani bir kere nasıl bu fikrin ortaya çıkışından belki biraz bahsetmek bir fayda arkadaşlar var. Şu çatıyı da gösterir misiniz? Biz konuşurken bizi böyle kafamıza göstermektense sayın yönetmenimiz. Bu öncelikle burada tabii yine Klaus Schmidt'i bir anmakta fayda var. Çünkü onun çabalarıyla Almanya'da bir yarışma düzenleniyor ve bu yarışma sonucunda seçilen bir proje bu. Kaynağı da bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nden geldi. Sağlanıyor. Evet. Bu da tabii Türkiye'ye böyle bir kaynak getirilmesi, yurt dışından getirilmesi bu da bir başarı olarak görmekte fayda var. Uygulaması da Türkiye'de yapılıyor. Tek çatı yok Göbektepe'de. Bu en çok öne çıkan asma germe sistemi olan bu çatı daha çok gözüküyor. Bunun hemen biraz ilerisinde bir ikinci çatı var. Aşağı yukarı benzeri büyüklükte bir alanı kaplıyor. Onun şeyi, konstrüksiyonu biraz daha farklı, biraz daha hantal hatta. Ama bu tür şeyler modalara, akımlara göre beğenilir, beğenilmez, görecelidir. Teknik kısmından bahsedersek başka bir şey söyleyebiliriz ama estetik kısmından bahsedersek... Bakıyorum buradan bana şey gibi geldi. Urfa Şehir Stadı gibi geliyor bana. Vallahi bu benzetme bir tek siz yapmıyorsunuz. Bunu yapanlar da var. Ama alanında bir şekilde korunması gerekiyor. Burada belki de en büyük sıkıntı peyzajın ne kadar bozduğu da biraz tartışmalı. Biraz etkiliyor, etkilemiyor desek yalan olur. Ama daha büyük bir sıkıntı var arkeologlar açısından. Evet. Bu tür çatılar etrafında kazı yapmaya müsait çatılar değiller. Değil. Bunu yaptığınız zaman alanı kilitlemiş oluyorsunuz ve hemen çevresindeki korumayı önünüz. Bunun mesela Türkiye'de iyi örnekleri var. Malatya Aslantepe çok başarılı bir çatı. Eklemlenerek büyüyen bir çatı. Dolayısıyla burada böyle bir risk var. Bir de hafif bir çatı oradaki. Yani hafif bir çatı. Bunun kadar ağır bu, tabii bir şey. Böyle bir büyük bir açıklığı geçmek isterseniz bu metal ayakların tabii kuşkusuz güçlü olması lazım. Öyle bakıldığı zaman da yani üstü örtü... Burası hemen hemen bir futbol sahasından biraz ufak değil mi? Neredeyse futbol sahası kadar. Evet. Bir diğer noktada tabii arkeolojik alanın önüne geçiyorsa, peyzaj olarak değil, fikir olarak önüne geçiyorsa bu da bizim arkeolog olarak çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Yani mimarlarla belki bu konuda fikirlerimiz örtüşmeyebilir. Onlar altındakini değerli olduğunu bildikleri için üstüne etkileyici bir şey yapmak isteyebilirler. Ama bizim açımızdan da arkeolojik alana gelindiğinde oradaki fikrin arkeolojiden uzaklaşmaması belirleyicidir. Yani bu yönleriyle kimileri için tartışmalı ya da kimileri için de çok başarılı bir şey. Peki neye yarayacak? Bu altındaki eseri koruyacak mı ya? Kuşkusuz koruyacak. İnsanlar buraya gelmek herkesin hakkı. Böyle bir alandan etkileşim içerisinde bulunmak herkesin hakkı. Dolayısıyla açıkta olması gerekiyor.
ve sizin de bir şekilde bunu korumanız gerekiyor. Ne kadar başarılı korur? Bunu da biraz zaman gösterecek. Çünkü çok yüksek bir nokta. Çok yüksek. Rüzgarın olduğu bir ve bu rüzgarın oradaki kabartmaları etkileniyor. Sonra tozu getiriyor, toz kabartmalara çarpıyor. Ve düzenli tozlu rüzgarların olduğu bölge güneyden çöpten geliyor. Bence etrafına da bir şey yapmak lazımmış belki. Bunu yaptıkça da tabii o zaman cüsse büyüyor, hantallaşıyor, başka bir görüntü ortaya çıkıyor. Biraz zaman gösterecek ama bu da tabii beraberinde şunu getiriyor. Sadece ziyaretçi yönetimi değil, düzenli burada bir konservasyon ekibinin, koruma ekibinin düzenli hem monitoring yapması lazım hem de belki çalışması ilerisine lazım. Böyle bir rüzgar kesici bir bant yok. Belki rüzgarı etrafından akıtacak bir... Bu saatten sonra böyle bir önlem, hani çünkü alan çok böyle bir vadinin içerisinde yüksekte de olsa bundan sonraki kesimler daha düşük kottalar. Yani rüzgarı kesme şansınız orada yok. Burada önlem alması gereken güvercinler. Hemen bir çatı altı olduğu için ciddi bir güvercin akını var. Gördük de bunu ama önlemi alınacaktır. Onun dışında çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Koruyor. Ama dediğim gibi kimyasal yöntemler olabilir. Düzenli bakım olabilir. Bunlar da sürekli bizim yapmamız gereken, sorumlu olduğumuz yönleri. Ben burada bir şey ifade edebilir miyim? Bu İKOMOS'un alan incelemesi sırasında Göbeklitepe'nin Dünya Miras Sitesi'ne adaylığı sürecinde bu çatıyla ilgili UNESCO'dan hiçbir eleştiri veya itiraz gelmedi. Bu iyi bir şey tabii, yani sonuç itibariyle yani yapılabilecek uzman insanlar şu aşamada günümüzde öyle görünüyor. Bu eleştirildi ama böyle bir açıklığı geçmeniz için daha hafif bir şey yapmanız belki o kadar böyle bombeli olup da bu kadar kalın olması biraz alçak olabilirdi. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Daha hafif malzemelerle geçilebilirdi ama yekpare geçmeye kalktığınız zaman şey bu. Evet. Yani geçilme şansı başka türlü yok. Yani biraz stadyum vari olmuş gibi görünüyor bana. Bilmiyorum tabii, yani anladığım konu değil. Sadece Göbeklitepe'ye çok sık, çok gitmiş birisi olarak çok hoşuma gitmediğini itiraf etmeliyim. Ama bu koruma işi de böyle çok zor bir şey. Zor bir şey tabii. Yani ben tamamen şeye katılıyorum. Hani baktığımız zaman biz arkeolog olarak böyle bir şey görmek istemiyoruz. Ama bu koruma işi zor olduğu için de yani ortaya başka bir çözüm koymak da çok kolay değil. İşte o zaman sen ne yapardın kardeşim? İşte onun için böyle bunların geçici olduğunu da biliyoruz. Yani şimdi bu var ama bakalım bu ne kadar, kaç sene duracak. Belki de bambaşka bir çözüme gidilecek. Bundan bir 10 sene sonra o da olabilir. Onun için hani şu anda böyle bir şey yapıldı. Bu deneniyor. Ben bunlara birazcık da deneme gözüyle bakıyorum. Bizim yaptığımız kazıların, yani bizim kazıyla ortaya çıkardığımız her şey bir şekilde çok korumasız kalmış oluyor. Onun için kazı kadar bizim için ortaya çıkarttıklarımızı korumak gerekiyor. Onun için bu bayağı ciddi bir konu. Peki önce izleyicilerin sorduğu bir şey var, çok sual geliyor. Bu baktığınız zaman işte Mezopotamya Havzası dediğimiz buradan sonra bildiğimiz en büyük medeniyet Sümer var. Bununla Sümer arasındaki boşluğu tamamlayacak bir şey var mı o bölgede elimizde? Aralarında da hemen hemen bir 5000 yıl var. Oraya uzanan bir aradaki medeniyetleri bulmakla ilgili veya aradaki başka yerleşimler, aradaki başka dini veya işte sosyal yapılarla ilgili bir şeyler var mı oralarda, aradaki boşluğu tamamlayacak? Ziyadesiyle var ve dünyanın belki de bu sözünü ettiğiniz zaman aralığında en çok bildiğimiz, en zengin coğrafyalarından bir tanesi. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Çok sayıda kazı var. Başta söylemiştim, ne yazık ki bunlar kurtarma kazıları şeklinde barajlardan dolayı ki bu bölge baraj bölgesi. Ama çok fazla bilgiye sahip olduğumuz bir coğrafya. Belki burada şunu da eklemek lazım. Anadolu aslında burada Mezopotamya'dan ayrılıyor. Belki de bu Anadolu'nun bu kısmını, dünyanın bu kısmını Mezopotamya olarak tanımlamak çok da doğru değil. Mezopotamya fikrinden işte iki nehrin arası bereketli topraklar vesaire, ama bizim sözünü ettiğimiz coğrafya başka önleriyle öne çıkan bir coğrafya. Arazisi çok daha farklı, farklı ekolojik bir ortam söz konusu. Su kaynaklarından faydalanma biçimi farklı ve güneydeki gibi tanımlı noktalarda yerleşmeye zorunlu kılan bir yapısı yok. Tam aksine çok
çok farklı ekolojik ortamlarda yerleşebileceğiniz, besin kaynaklarına, diğer kaynaklara ulaşabileceğiniz ve özellikle daha sonraki devirler için, Sümer için etkili olan kaynaklara, yani ham madde kaynaklarının yüzeye yakın olduğu bir coğrafya. Dolayısıyla bu da ileriki dönemlerde, özellikle Tunç Çağı'ndan itibaren Anadolu'yu sosyolojik ve politik olarak da Mezopotamya'dan ayırıyor. Yani sadece coğrafya olarak değil, aynı zamanda diğer yönleriyle de farklılaşıyor. Peki Anadolu'daki diğer medeniyetlerle aralarındaki ilişki ne bunların? Onunla ilgili bir şey var mı? Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Hani tam sorunuza cevap değil de Necmi'nin böyle getirdiği yolda biraz eklemek için. Şimdi insanlar Sümer'den bahsediyor. Onu bir ucuna koyuyor. Ondan sonra işte Göbekli Tepe ve onun etrafındaki dünya, ortada bir şey yok mu diyor. Şimdi ikisi böyle o kadar birbirinden farklı ki, şimdi Sümer dediğimiz artık bir kent dünyasına ulaşmış durumdayız. Bu da işte daha ilk köylerin çıkmasından az önce çıkıyorlar, çıktılar. Şimdi bu dünyadaki köy düzeninden kentleşmeye kadar giden çok uzun bir süreç var. Ama insanlar belki medeniyet diye böyle bir ismini duymak istiyorsa ismini bilmiyoruz. Çünkü Sümerlere gelene kadar yazıyı, yani yazımız yok. Onun için dediği gibi Necmi Hoca'nın bir sürü kazı var, bir sürü bilgi var ve biz onu belki de o ören yerlerin isimleriyle adlandırıyoruz. Şöyle gelişmeler oldu diyoruz. Kentleşmeye giden yoldan bahsediyoruz ki bu kentleşmeye giden yol Irak'ın güneyinde farklı bir yol. Bu coğrafyada farklı bir yol. Yani burada onun için farklı yani. Farklı ama bu coğrafyayla ilgili. Yani oradaki yaşamak için bulduğunuz çözümler farklı. Burada farklı. Ama eninde sonunda bütün dünyada belirleyici olan kentleşme başlıyor. Yani bir kere de bu kentleşme sürecine girince onun da bir geri dönüşü yok. Bu şu demek değil, köyler ortadan kalkıyor. Söz konusu değil ama köyler bir takım kentlerin yörüngesine girmeye başlıyor. Hinterland'ını oluşturuyor ve çok daha kademeli böyle bir örgütlenme başlıyor. Sunni bir kopukluk, hiçbir kopukluk yok. Ama Sümer yani dönemi... Yerleşimler başladı, köyler şehirleşmeye başladı. Uzun ve yavaş, böyle yavaş olan bir gelişim var. Köyden kente doğru giden, kente ilk varıldığı noktada Güney Mezopotamya'da diyelim, yani Irak'ın güneyinde. O medeniyeti Sümer medeniyeti diyoruz. Ama bu bölgeyle de gayet yakın ilişkileri var. Fakat aradaki bütün dönemler biliniyor. Ama böyle medeniyet ismi olarak düşünmemek lazım. Hani o medeniyetlere bir isim vermemiz gerekmiyor. Peki yine hemen hemen bunda eşte yakın dönemlerde Filistin'de, adını unuttum şimdi, hatırlarım belki birazdan, ilk defa kentlerin etrafında taş duvarlar var. O da M.Ö. 7000'ler, 8000'ler civarı. Yanlış mı biliyorum hocam? Jericho. Evet, Jericho. Tabii o biraz tartışmalı. Evet, taşkınlardan mı korunmak için mi yapıldı, yoksa yerleşmeyi mi çeviriyor diye böyle bir tartışma var. Belki bu şu soruyu açabilir. Yani yerleşmelerin bir savunmaya ihtiyacı var mıydı? Dolayısıyla insanlar savaş başlamış mıydı? Bu soruyu getirebilir. Bizim yani elimizdeki veriler, en azından bu sözünü ettiğiniz tarihlerde insanların organize bir şekilde birbirini boğazladığını... Evet. Henüz bugünkü anlamda savaşlar yok. Evet, yok. Ufak kabile çalışmaları var ama böyle bir savaşlar yok. Organize bir şey yok. Ama sonuçta bir kent duvarı yapılmış kayadan, değil mi? Dediğim gibi yani... Amacı ne olursa olsun. Daha eski tarihlerde de var. Mezra Telerat'ta, evet. Urfa'da da bir çevre duvarı bulduk ama bunlar bir taşkından, nehir kenarında her iki yerleşmede, taşkından korunmak için mi yapıldı, yoksa yabani hayvanlardan mı? Bunu şu an olsun, yani niye yapılırsa yapılsın. Sonuç olarak aynı yıllarda, aynı dönemlerde, belki 500 yıl önce, belki 1500 yıl sonra, aynı dönemlerde bir kentleşme de var ki kent çevresine koruma amaçlı, ister taşkından olsun, ister rüzgardan olsun, ister ataklardan olsun, bir şey yapılmış yani. Bir yok, kentleşme kent yok. Yok, kent yok. Kent yani. Yok. Duvarlar niye yapılıyor o zaman? Kent gerekmiyor. Köyün de duvarı olur. Köyün duvarı. Evet. Yani yerleşim örgütlenmesi diyelim köy düzeyinde. Kentleşme diyemeyeceğiz. Kent duvarı diye düşünmeyelim. Yani o Jeriko'daki de bir kent duvarı değil. Hayır. Burada az önceki konuya ilave olarak Sümer ve Mezopotamya'daki medeniyetleri daha iyi bilmemiz, daha farkında olmamızın nedeni
Oradaki yerleşmeler çok büyük. Evet. Ve o büyüklük sulu tarımın sonucu olması çok yüksek. Sulu tarımın olması büyük miktarlarda artı ürün. Artı ürünü de az önce konuştuğumuz gibi bir koordinasyonu şeyi gerekiyor. Bizim yani o artı ürün, artı ürünün idare, ticarileşmesi ve saklanması sayıyı ve yazıyı doğuruyor beraberinde. Doğuruyor. Bir ekonomi doğuruyor. O ekonomiyi de kayıt altına almak gerekiyor. O da yazıyı doğuruyor. Ve bunun da merkezinde tapınak yer alıyor. Onun için Göbeklitepe'deki yapılarla Sümer'deki, Mezopotamya'daki tapınakları tamamen birbirinden ayırmak lazım. Karşılaştırır. Evet. Bu dönemde yani Mezopotamya'da büyük tapınaklar, büyük kentler, işçiler, çünkü bu ürünü sınıflar zaten oluşmuş halde ve onu kontrol edecek bir mekanizma, ruhban sınıfı, yönetici sınıfı, hepsi tanımlı hale gelmiş. Yerleşmeler çok büyük. Aynı dönemde Anadolu'daki yerleşmeler küçük. Çünkü böyle bir sistem yok. Anadolu'daki sistem bu dönemde birinde tapınak ekonomisi varken diğerinde saray ekonomisi var. Daha küçük, onun da nedeni küçük lokal alanlardaki kaynakları kontrol altına alan bir sistem var. Bu da bir taraftan Mezopotamya'yı Anadolu'ya bağımlı hale getiren bir yönü oluyor. Çünkü birçok ham maddenin kaynağı Anadolu'da. Ama yerleşmelerin boyutları evet çok farklı ve küçük. Şeyleri de farklı. Mimarileri de farklı. Birinde merkezinde yükseltilmiş platformlar üzerine tapınaklar var. Diğerinde ise akropol dediğimiz yöneticilerin daha çok olduğu ve etrafında küçük bir aşağı şehri var. Bugün baktığımızda da yani önemli kentleri karşılaştığımızda Troya'nın benzeri Mezopotamya'da yok gibi. Böyle düşününce yani arası kopuk değil ama farklı bir iki dünyadan bahsedebiliriz. Ve zaten bunlar çağdaş değiller. Çağdaş olanlar bile farklı. Zaman bir süreç olarak görmek lazım. Bir sonraki süreci hazırlayan bir sürü bileşen vardı. Yani birbirinden kopuk olmadığını düşünmemiz lazım. Ve bu sözün ettiğimiz zaman aralığı Anadolu'da boş değil. Çok sayıda yerleşme var. Ve çok fazla da bilgi sahibiz. Evet. Özellikle galiba o dönemde Anadolu dünyanın nüfusu en yoğun yeri galiba değil mi? Yerleşmişsen baktığınız zaman öyle anlaşılıyor. Öyle bir şey dünyanın geri kalanındaki nüfusu bilmiyorum. Bilmiyorum çok fazla ama. Anadolu'nun boş olmadığı, yoğun olduğu, farklı ortamlarda yerleşme, yani kıyı, yükseklik fark etmeden her yerde yerleşmelerin kurulduğunu biliyoruz. Bir son bir kısa ara vereyim. Sonra şeyi soracağım. Biraz bakanlığı konuda yapılabilir mi, yapılamaz mı diye bazı şeyler soracağım. Bir kısa aradan sonra. Çok sayıda davet var. Şanlıurfa Mozaik Müzesi'ne beklermiş bizi. Gideriz efendim, oradan da yayın yaparız. Aslında bu yayını biz geçen yıl Göbeklitepe yapacaktık. Fakat zahir bir inşaat nedeniyle müsait değildi. Bütün hazırlığımızı yaptık, gidemedik. Oraya gideriz. Şey de bekliyormuş bizi. Oraya da gideriz. Gaziantep Müzesi. Her yere gideriz. Yeter ki biz gidecek bir yer olsun. Bu güzel bir sonuç. Ha, değil mi? Bu program için güzel bir sonuç. Gitmek iyidir yani. Aynen. Birisi demiş ki Göbeklitepe bal gibi de kült tapınak alanıdır. Tez tellerin üzerinde kan sunakları ve üzerinde hayvan kabartmaları kurban ritüelini açıkça ortaya koymaktadır demiş birisi. O da öyle düşünmüş. Zaten biz tapınan tarifini yaptığımız için bu soru yani bir ruhban sınıfı yok diyor. Orada bir dini kan sunağından şeyi kastediyor galiba. Tez tellerin üstünde şuradaki oyukları ama onun başka bir açıklaması var hocaları. Yani tabii göreceli bir şey ama çatı konstrüksiyonuyla ilgili olduğu düşünüyor. Çünkü ortadaki iki dikili taş kenardakilere göre daha yüksek. O yüzden kapalı mıymış onun üstü yani? Evet. Büyük basıkta kapalı tabii. Yani bence kesin kapalı tartışmalı bir konu ama kapalı olduğunu ama söyleyeyim. Artık çoğunluk kapalı olduğunu düşünüyor. Hepimiz öyle düşünüyoruz yani. İlk başta açık olduğu düşünülüyordu. Ahşap diyor. Tabii böyle bir açıklığı ancak öyle geçiyor. Aynen. Keşke şimdi kapatırken de ona benzer bir şey de kapatsalarmış. Stadyumu yapıp kapatacaklarını. Evet. Tek tek yapılır ama işte o da zor. Çünkü baskı gibi yani yapamayız. Peki hocam şimdi şunu merak ediyorum. Burada bir şey var. Şimdi dünyada benzer kalıntıların veyahut da doğal veya insan yapımı şeylerin olduğu, kültürel mirasların olduğu yerlerde orada değil ama oraya yakın bir yerde. Yani kalabalıkları onun içine sokmamak için belki veya orada bir bina var. Ne bileyim bir takım böyle sinema salonları yapılır. Büyük böyle burayla ilgili görsellerin olduğu. Videolar hazırlanır. O gün orada nasıl bir yaşam vardı bunu gösteren
çok ustacalarmış çizgi filmler, animasyonlar hazırlanır. Böyle bir hazırlık var mı? Böyle bir var, şey var. Yapılıyor mu? Var. Karşılama merkezi, hepsi bunların bir bütün gerçi. Çatı projesi, gezi güzergahı, karşılama ziyaretçi merkezi yaklaşık 1.3 kilometre uzağında şeyin alanın. Burada ayrıca bir canlandırma merkezi var. Burada bakanlığımız... Bunun bir maketi olacak orada. Yani sinevizyon, ne bileyim, sanal de. Gerçeklik örnekleri var şimdi müzelerimizde. Zeugma Müzesi gibi bir şeyde. Bunu bakanlığımızla Doğuş grubu arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde inşaatına bakanlığımızca başlanan karşılama merkezini Doğuş grubu bu protokole dayanarak hatta belki bu geliştirdi. Urfa'da, yani orada değil de Urfa'da da olabilir böyle bir şey. Olabilir tabii. Yani Urfa Müzesi müsait, orada da olabilir. Bu bütüncül olarak alanın çevre düzenleme projesi olarak... Nasıl insanlar yaşıyordu, oradaki yaşam nasıldı, nasıl giriyorlar, nasıl gidiyorlardı falan böyle bir... O günü bunlar insanın gözünde canlandıracak. Yeni müzelerimizde gösteriliyor. Ne bileyim, bir maden işliği, efendim... deneysel arkeoloji gibi çalışmalar canlandırılıyor. Yakın zamanda Göbekli Tepe'nin çevre düzenleme projesi tamamlandı. Açılışa hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle açılacak. Yakın zamanda bekliyoruz. Bize geliriz inşallah. Urfa Müzesi'nin içinde de ayrıca gayet güzel açıklamaları var. Yani bir tapınak maketi var. Birebir canlandırması var. Ayrıca kazıdan çıkan bütün tabii buluntular orada olduğu için hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Neler var buluntular arasında kazıdan çıkan? Neler var buluntu dediklerimiz? Buluntu dediklerimiz şimdi benim mesela ilk aklıma gelen bu T biçimli başlıkların üstünde gördüğümüz hayvanların dışında bir de heykel biçimli hayvanlar var ve çok etkileyici bir şey. Müzedeki sergi de bence çok başarılı o açıdan. Yani böyle girdiğiniz zaman bir anda hepsini bir arada karşınızda görüyorsunuz. İnsan bir çarpılıp kalıyor. İnsan figürleri de var galiba, insan heykelleri de var galiba değil mi? İnsan heykeli daha az değil mi? Yani şimdi daha yanlış az, söylemeyeyim ama... Daha az şeyin Urfa Müzesi'nin yani Neolitik Çağ arkeolojisi için dünyada tek diyebiliriz. Evet, çünkü müthiş, sadece Göbektepe'den değil... O bölge Neolitik'in ana vatanı olduğu için, ortaya çıktığı en eski yerleşmelerin olduğu yer olduğu için, dolayısıyla müze de bu yönüyle çok diğer güzel devirlerine göre biraz daha farklılaşıyor. Mesela az önce konuştuk, Nevali Şöri'de açığa çıkarılan tapınak kazı zamanında sökülüyor. Eski müzenin bahçesinde bu yeni müze yapılana kadar bekletiliyor. Kazıya katılan üyelerden biri tarafından da yeni müzede yeniden inşa ediliyor. Bu da mesela ilginç örneklerden bir tanesi. Oraya gittiğinizde bir tarafta baraj altında kalmış bir yerleşmenin, o dönemdeki tapınağının birebir, yani kendisini görüyorsunuz. Yanında da Göbekli Tepe'nin maketini görüyorsunuz. Şeydekinde ise, karşılama merkezinde ise, o da tabii biraz yakın olmasının bir esprisi var. Yani şehirden oraya gittiğiniz zaman... Göbekli çok değil ki, 12-13 kilometre bir şey. Çok 20 kilometre ama çok yakın artık yani her taraf aslında. Onun içerisinde yeni tekniklerle yani anlatım var, kazı günlüğü var. Arkeologlar bu bilgiye nasıl ulaşıyordan tutun kazı tarihçesinden veyahut da sinevizyondan farklı yöntemler denilerek yani oradaki ziyaretçiyi yakalamanın bir sürü alternatif yolu üretilmiş ve şeye bu karşılama merkezinde konmuş. O bakımdan da modern bir yer. Hepsi birbirini tamamlıyor. Tamam. Yani bir yandan işte buluntuları müzede görebiliyorsunuz. Çok iyi bir sergilemeyle alana gittiğiniz zaman alanın kendisini görüyorsunuz. Onunla birlikte de bir dijital anlatım da buna eşlik ediyor. Gene alanda. Peki hocam, bu kazının maliyeti konusunda bir fikir var mı? Yani buraya şimdi kaç lira harcandı ve diğer tarafları da açabilmek için benzer orada 12 tane daha benzeri aynı ölçekte veya bir daha küçük ölçekte benzer yapılar olduğu biliniyor. Nasıl bir bütçeli yapıldı bugüne kadar bu iş? Klaus Schmidt buraya ne kadar para harcadı? Yenileri için, yenilerini çıkarmak için ne kadar bir bütçe gerekiyor? Şimdi bir rakam burada zaten içine düşebileceğimiz en büyük hata oldu. Şöyle ki bu siz bilgiye ulaşmanın farklı metotlarını kullandığınız ölçüde bunun bir maliyeti vardır. Örneğin bir tarihleme yaptıracaksınız. Onu işte 10 tane örnekten 10 tane
örneklik kadar konuşursunuz. 100 tane örnekten 100 tane örnekle görüyorsunuz. Ya da farklı üniversitelerin, farklı enstitülerin uzmanlarından yararlanırsanız onların istihdamı da bu işin içerisine dahil olur. Diğer taraftan bu kaynaklar azaldıkça sizin yaptığınız iş bilgiyi toplamak, biriktirmek ama daha doğrusu veriyi toplamak, doğru, biriktirmek ama bilgiye dönüştürmek, evet, olur. Bilgiye dönüştürmeye niyet ettiğiniz ölçüde de maliyeti katlanarak büyür. Onun için çok makul ölçülerde yaptığınız zaman çok fazla bilgiye ulaşıyorsunuz diyemeyiz. Peki hemen o zaman bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi burada genişçe bir alan var, birkaç dönümlük bir alan var. Bunun tamamı aynı dönemde mi yoksa bu parça parça mı büyümüş? Yani bütün bu birim tek bir seferde mi yapılmış yoksa aralarında tarihsel farklılıklar var mı işte? Ortası atıyorum milattan önce 8000, aşağı öbür tarafı 7300 falan gibi mi? Nasıl açıldık? Açılan yer, yani kazısı yapılan yerlerden anlaşılan yaklaşık 1500 yıl boyunca hem eş zamanlı hem de bu süreci dolduracak şekilde ardışık şekilde burada şey olmuş. Yaşam ya parça parça büyümüş burası. Parça parça büyümüş, belki sadece büyümek diye de bakmamak lazım. Aynı yerde de. Aynı yerde. Birçok yapının üzerinde daha sonraki yapıların da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla büyüme, aynı yerde gelişme gibi yani çok sayıda parametre var. Yani bir seferde bunu pat diye yapmamışlar yani. Bir de tabii bu açığa çıkarılan yapılardan hangilerinin tam aynı zamanda eş zamanlı kullanıldığını da çok net bilmiyoruz. Yani şimdi bu yuvarlak yapıların hepsi aynı anda mı kullanıldı yoksa bir kısmı dolduruldu, ötekiler daha sonra açıkta kaldı vesaire. Yani bunlar belki önce küçüğünü yapmışlar da sonra daha büyüklerini mi yaptılar? İşte yani bu bir süreç ve biz o süreci birazcık anlamaya çalışıyoruz. Ama tam olarak böyle hangileri aynı zamanda vardı onu da söylemek zor. Yok. Evet. Bir de içleri doldurulduğu için yani daha sonra içine başka bir malzeme konulduğu için o malzemeden alacağınız örnekler size doğru tarihi vermeyebilir. Ha, kontamine olmuş olabilirler yani. Kesinlikle böyle bir risk var. Ve mimari kanıtlarından da net bir tarihleme yapmak güçtür. Size daha çok kimyasal analizler yapabileceğiniz organik malzemelere ihtiyaç duyarsınız. Onlar da dediğim gibi kontamine olamayacak. Yani karışmıştır. Peki Gökhan Bey, şimdi buranın korunmasıyla ilgili bizim verdiğimiz planda neler vaat ediyoruz biz? Yani burayı nasıl koruyacağız? Nedir bizim iş planımız? Göbektepe'nin korunmasıyla ilgili Türkiye'nin iş planı. Galiba şeyden bahsediyoruz. Alan yönetim planından. Onaylı yönetim planı. Yönetim planı şöyle bir plandır. Kısa, orta, uzun vadede alanda yapılacak çalışmaları bir bütçeye bağlamak, bir vadeye bağlamak, sorumlu ilgili kuruluşları belirlemek ve bunun işleyişini izlemekten ibaret. Onun dışında burada UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında da gündeme gelen en önemli husus ziyaretçi yönetimi. Hı-hı. Onun üzerine konuşmakta fayda var. UNESCO'nun bizden istediği burada bir ziyaretçi yönetim planı hazırlanması. Bu şeyin bir bileşeni, alan yönetim planı. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani sizin de konuşmamızın başında bahsettiğiniz gibi ziyaretçi sayısını bir şekilde sınırlamakta fayda var. Çünkü dünyanın her yerinde turizmle korumacılık biraz çelişiyor. Bu durumda koruma kullanma dengesini çok iyi ayarlamak lazım. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Bu husus tabii diğer ören yerleri, antik kentler, tek yapı ölçeğindeki kültür varlıkları için de geçerlidir. Her yerde bir sınırlama var mı Türkiye'de şu anda? Yok. Şu anda hiçbir yerde yok. Her yere ben çünkü paldır gülü gidiyorum yani. Hiç kimse de sayımız doldu kusura bakmayın demedi şimdi de bana. Yani dünyada örnekleri var ama ülkemizde daha iyi. Yani çok örnekler var. Dünyada pek çok yere randevuyla gidiliyor yani. Evet, evet. Aylar öncesinden sıraya giriyorsunuz. Size bir tarih veriyorlar. Tam da bu yüzden işte. O da işte kültürel miras. Evet. Kullan yani ziyaretçileri sınırlamak için en iyi yol. Şeyin de değiştiğini, burada yani koşulların değiştiğini hep hesaba katmak gerekiyor. Bugün 3 kişi gider, yarın 5 kişi gider. Siz bugün 3 kişi gideceğine göre kurallar koyarsanız yarın ihtiyaçları karşılanacak. Dolayısıyla buradaki
sürekli bir gözlem her bağlamda. Yani alanın korunması, ziyaretçi dengesi, her sürekli bir gözlem gerekiyor. Nasıl bağlamda. Mesela bunun etrafında bir yol mu düzenlenecek? Evet. Bunu gezi yolu var zaten. Çünkü var tabii, ahşap yol vardı, o mu duracak? Yenisi yapıldı şimdi. Şurada görünüyor zaten etrafında. Evet, çevresinde bir şey var. Bu onun etrafında ama çok daha geniş bir tabii. gezi güzergahı. Yani yeni bir gezi güzergahı planlandı. Oradan yani insanlar böyle gelişi güzel yürüyecek. Ben ilk kez girmiştim. Tabii ama işte o zaman da zaten daha dünya mirasında değildi diyelim. Evet. Benim yıllar oldu. Evet evet, yani yavaş yavaş. Şimdi fakat buna daha önce de galiba bir değindik. Buranın tabii bütün yıl boyunca korunması. Ondan öte burada bir uzmanlar grubunun her daim bulunup çalışması, bu alan yönetiminin parçası olması çok önemli. Yani bu böyle ara ara ve işte birkaç bekçiyle olmayacak. Ama onun için değil. Evet, bu da o alan yönetiminin bir parçası. Bu da mutlaka bence tabii. geliştiriliyordur. Tabii. Yeni kazı başkanı kim oldu veya oldu mu birisi? Ben bilmiyorum. Klaus Schmidt'in vefatından beri Urfa Arkeoloji Müzesi kazı başkanlığını yapıyor ama eski ekipten, yani Klaus Schmidt'in ekibinden Alman Arkeoloji'nin temsiliyeti var. Bu çatı inşaat sürecinde ayakların geleceği yerlerde kazı yapılması gerekti. Müzenin başkanlığında ama Lee Clair isimli DIA personeli bir arkadaşımız, meslektaşımız o kazıların şey yaptı, nezaret etti. Ve bildiğim kadarıyla da şu anda halen başkanlık şeyde. Müze. Müzede. Müze başkanı. Artık bütün sorumluluk müzede. Evet, müze kazı başkanı, kazıları organize ediyor. Tabii burada ama yani müze oraya birini atamak zorunda. Müze kalkıp orada duramaz. Yani müze denetleyici gibi diye tabii, belki tabii. diyebiliriz. Yani şöyle bir de değinmekte fayda var. Bir de bilimsel danışma kurulumuz var. Hocamızın da bulunduğu. Mehmet Özdoğan Hoca. Bir açıklık getirmekte fayda var bu yani komisyonun fonksiyonu ile ilgili. Biraz da bizim buradaki çevre düzenlemesi, yol, şu bu gibi konularda söz sahibi olduğumuz da düşünülüyor. Komisyon denildiği zaman genelde akla bu tür şeyler de geliyor ama sözünü ettiğimiz komisyonun vasfı buradaki bilimsel çalışmalarda Kültür Bakanlığı'yla Alman Arkeoloji Enstitüsü olsun bunun arasında koordinasyonu sağlamak. Tabii ki diğer konularda da arkeolog olduğumuz için fikirlerimizi yani masaya yatırıldığında kuşkusuz söyledik. Ama asıl fonksiyonu budur. Geleceğiyle ilgili ne düşünüyoruz diye sorarsak bu konuda çok fazla tartışma olmadı. Ama bu komisyonun kurulma sebebi zaten bugüne kadar burada yapılan kazıların sonuçlarının bir an önce bilimsel yayınlarının yapılması. Yani burada yapılan işin bilgiye dönüştürülmesi. Belirleyici olan bu. Kazı bence öncelikler arasında pek değil. Çok kitap var, pek çok yayın var. Bunlar aslında bilimsel nitelik taşımayan eserler. Yok, tam aksine. Tamamı bilimsel nitelikte. Ama bir kazının nihai sonuçlarını yayınlamak çok uzun zaman alır. Evet. Ve burada nihai sonuç yayınlayacak noktaya gelindi mi? Ziyadesiyle birçok ama tabii sonsuz bir şey bu. Sonsuz bir şey. Sonsuz. Sürekli ilave edebilirsiniz ama epey bir malzeme olduğunu biliyoruz. Yani yayına değer, kapsamlı çalışmalar olduğunda, tezler olduğunda biliyoruz. Dolayısıyla ve böyle bir planlama da var. Yani belirli yıllarda hangi ciltlerin yayınlanacağına kadar bir tanımlı şey var. Program var. Peki hocam, bir merak ettiğim bir şey size sorayım. Siz Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümündensiniz. Tarih ile arkeoloji arasındaki fark nedir ya da yakınlık nedir? Evet. Şimdi, tarih öncesi. Tarih öncesi. Şöyle, öyle bir ayrım yapmıyoruz esasında. Çünkü bir kere arkeoloji böyle tarih öncesi veya tarih sonrasına bakar, öyle bir şey yok. Evet. Hayır. Arkeoloji hem görsel hem maddi kültürü bir inceleme biçimi diye belki ele alalım. Yani içeriği isterseniz orta çağ olabilir. Nitekim biz şu ara orta çağla da çok ilgileniyoruz. Arkeoloji deyince hep kazmak geliyor. Yani yerin altı gibi şeyse arkeolojidir, yer üstü gibi şeyse tarihtir gibi esasında geliyor. Esasında değil. Yani arkeoloji bir süreci anlamak esasında. Kazmak bunun içindeki küçük bir kısım. Yani böyle bir ameliyatın bir parçası gibi diyelim. Onun için bu süre tarih de bir süreci anlamak. Onun için belki de hani kullandığımız belgeler farklılaşıyor.
Onun için tarihçi deyince daha çok yazılı belge üzerinden düşünüyoruz ama artık o da değişti. Çünkü tarihte de her türlü kaynaktan faydalanılıyor. Yani görsel kaynaklar, sözlü tarih var gene bizim bölümümüzün içinde. Sanat tarihini de biz ayırmıyoruz. Bizim bölümümüzün içinde sanat tarihi de tarihin bir parçası. Eski çağ tarihi tarihin bir parçası. Hangi döneme bakacak olursak bizim için tarihsel süreci anlamak önemli. Arkeoloji de bunun maddi kültürle özellikle yani maddi kültür üzerinden insanların, insanlığın gelişimini ve yaşamını okumak diyelim. Onun için biz belki de böyle bir ayrım yapmak istemiyoruz. Arkeoloji tarihin bir parçası bize göre. Tarihi böyle bir üst şemsiye olarak görüyoruz. Ama her yerde böyle yapılması da gerekmiyor. Ama yani bizim özellikle bizim bölümde böyle bir anlayışımız var. Peki hocam mesela paleontolojiyle sizin böyle bir beraber çalışmanız gerekmiyor mu bu tip olaylar? Çalışıyoruz zaten. Bilim artık böyle tek bir şemsiye altında toplama imkansız hale geldi. Her geçen gün yeni alanlar da çıkıyor. Yeni ortak alanlar, yeni uzmanlıklar çıkıyor. Belki de bu yüzden de arkeoloji artık biraz şemsiye görevi üstleniyor. Onun altında da buluşan insan sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu da bizim işimizi biraz da organizasyona dönüştürüyor. Yani bilim insanlığının, arkeologların böyle bir misyonu da var. Mecburen böyle bir misyonu var. Bilimi yaparken, bilim insanı vasfınızı yerine getirirken diğer taraftan da bu koordinasyonu da farklı uzmanları bir araya getirecek bir organizasyonu da yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani sadece paleontoloji değil, biz istatistik bilimiyle de, matematikçilerle de, uzay bilimcilerle de birçok alanla, hiç akla gelmeyecek birçok alanla işbirliği yapabiliyoruz. Sanırım bu yönüyle de arkeoloji diğer bilim dallarından ayrılıyor. Çünkü bu zaman laboratuvarının içerisinde herkesin merak ettiği ya da katkıda bulunabileceği bir yönü var. O da bizi işbirliğine açık hale getiriyor. Peki yavaş yavaş sürenizi dolduruyoruz ama şimdi biraz da bir buraya geleyim. İstanbul'da da sürekli yeni yeni şeyler bulunuyor. Ve İstanbul'un tarihinin de yavaş yavaş burada bahsettiğimiz zamana yakın bir tarihi olduğu ve buralarda da böyle bir belki birkaç bin yıl fark var arada ama İstanbul ne zaman İstanbul'da durumda mesela bu yeni kapıdaki kazılar işte hani ya 3-5 tane çanak çömlek diye metod durumu diye eleştirenler oldu ama önemli bunlar. İstanbul'da durum ne? İstanbul tarihi açısından baktığımız zaman. Metroyu söyleyerek başlayayım isterseniz. Aslında metro çalışmalarının arkeologların bir geciktirme söz konusu olmadı. Hatta dünya ölçeğinde örnek bir çalışma oldu. Evet. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin orada yürüttüğü. Çok büyük bir çabayla ve çok başarılı bir iş gerçekleştirildi. Gerçekten Avrupa'daki birçok örneğiyle karşılaştığımızda gayet iyi oldu. Bunun çok saygınlık kazandı Türkiye orada. Çok saygınlık kazandı. Hakkı verildi. Evet. Ve herhangi bir gecikmeye de neden olmadı. Kaldı ki geri dönüşü uzun vadede daha fazla olur. Gecikmeye de neden olsa. Sonuçta arkeologlar da aynı kentte yaşıyor. Aynı araçları kullanıyor. Kimse yani bilinçli olarak böyle bir şey yapmaz ama geri dönüşü çok fazla olacak. Sadece yeni kapı için değil, İstanbul 400 bin yıl en azından yarım ugaz mağarasına sahip bir yer. Ne yazık ki periyodik olarak her yıl yarım ugazla ilgili bir haber çıkar. Yeniden işte... Biz buradan çok bahsettik çünkü Celal Şengör çocukluğunda o mağaranın içinde kaybolmuş vaziyette. Doğrudur. Şimdi Kanal İstanbul'la birlikte tabii yeniden gündeme geldi. Kanal İstanbul mağaranın üstünde mi geçiyor? Yakınından geçiyor tabii ama çok büyük bir proje olduğu için etkilenebilir, olumsuz etkilenebilir. Zaten üst tarafta binalar mağaranın üzerini bayağı doldurmuş durumda. Bir de tabii böyle bir zenginlik sadece arkeolojik olarak değil, bütün bu bölgenin jeolojik tarihinde barındıran bir yer. Celal Hoca da bunun üzerinde sıkça durduğunu biliyorum. Dolayısıyla oranın bir doğa tarihi müzesi olarak çevresiyle birlikte koruma altına alınması ve aslında insanların gidip gelebildiği bir yere dönüşmesini sağlamak lazım. Kültür Bakanlığı'nın bundan sonraki hedefleri neler? Yani nereleri kültürel mirasını almayı düşünüyoruz? Nerelerde önceliklerimiz var? Nerelere daha fazla ilgi göstermeye başlayacağız? Gözümüzü nereye çevirelim şimdilerde? Şu
şöyle, 2019'da adaylık dosyaları gönderildi. Birini bizim bakanlığımız gönderdi, diğerini doğal alan olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Önümüzdeki yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 43. Dünya Miras Komitesi toplantısı. Bizim adaylarımız Mudurnu kültürel alan olarak, doğal alan olarak Kızılırmak Deltası. Ah ne güzel. Kızılırmak Deltası'nın da Mudurnu deyince aklınıza tavuk geliyor. Yok. Ne var Mudurnu'da? Mudurnu'da bir ahi kültürü var. Her ne kadar ahiliğin merkezi Ankara olsa da orada hala yaşayan bir ahi kültürü var. Tabii bununla ilişkili mimari var, gelenekler var. Bunlar üzerinde daha konuşacağız. Yani şu anda arkeolojik alan değil de bir kültürel kentsel alan. Kentsel alan, bir de doğal alan. Doğal alan. Kızılırmak'taki önemli Kızılırmak'ın? Tabii bana bize yabancı bir konu ama bildiğim kadarıyla bölgenin endemik bitki ve hayvan türleri, bir tabii Kızılırmak'ın denize döküldüğü Bafra Ovası, oradaki sulak alanlar, bu Ramsar Sözleşmesi'yle de korunduğunu biliyorum. Ülkemizin Dünya Miras Listesi'nde doğal alanı yok. İki tane karma alanı var. Kapadokya doğal alan sayılmıyor mu? Kültürel doğal karma. Karma. Bir de Pamukkale Hieropolis'imiz var. O da hem kültürel hem doğal olarak karma alan. Evet. Başlı başına doğal alan olarak Kızılırmak Deltası inşallah girerse ilk olacak. Şöyle, Dünya Miras Listesi'ndeki alanların büyük çoğunluğu kültürel alanlar. Doğal alanlar çok az sayıda. Bu çerçevede UNESCO Dünya Miras Komitesi doğal alanlara öncelik verme eğiliminde. Bu Amerika'da Grand Canyon, Monument Valley galiba, tabii, öyle tabii, onlardan. Tabii. Birkaç önemli mağara var bu kadarıyla. Tabii. Ama sayıları daha az dediğiniz. Çok güzel bir habermiş. Türkiye'de başka doğal alan listesine koymayı düşünülen yerler var mı? Yani tabii onun kararını Çevre Şehircilik Bakanlığı veriyor. Muhakkak projeleri vardır. Peki mesela Ihlara, Kapadokya ile beraber bu listede mi, yoksa Ihlara ayrıca mı düşünülüyor? Ihlara, Aksaray'da, Kapadokya'nın sınırları içinde değerlendirme en azından Dünya Miras Listesi bağlamında. Ihlara'da peki girmedi daha henüz, değil mi? Yok, Ihlara Dünya Miras Listesi'nde değil. Öyle bir proje var mesela Ihlara ile ilgili veya başka yerlerde. Şöyle, şöyle bir husus var. Şimdi Ihlara'nın Kapadokya ile bağlantısı da bir yatsınamaz. Ancak Ihlara'yı da Kapadokya'nın Kapadokya'ya entegre edip, mütemmim cüz gibi düşünüp. Evet, düşünerek Dünya Miras Listesi'ne önerilmesi düşünülürse, yeni bir dosya hazırlanması gerekecek, yeni yönetim planı hazırlanması gerekecek Kapadokya için. Bu Kapadokya gibi geniş, pek çok etkenin olduğu bir bölgede bu bir süreç alacaktır. Dolayısıyla şu aşamada öyle bir proje yok. Şu anda öyle bir proje yok. Peki, pardon hocam. Ben başka bir şeye daha buna eklemek istiyorum, değinmek istiyorum. Bir de UNESCO Dünya Belleği Listesi var. Evet. Ve bu da çok önemli. Burada da Türkiye'den mesela, yani 7 galiba ayrı konuda mı varız? Belki daha bile fazla. Şimdi sayısı nedir Dünya Belleği sesi? Dünya Belleği. Mesela bütün Hatuşa'da çıkan tabletler. Yani yazışmaların evet, kendileri. Yani demek Kültepe ki sonra Kültepe tabletleri. Ondan sonra Kandilli Rasathanesi'ndeki el yazmaları gibi. Türkiye'den, yani dünyadan bir sürü şey giriyor. Bunlar hem somut ama soyut da, yani bellekle ilgili diyelim, bizim insanlık hafızamızı oluşturan, bu konuda da epey bir gelişme sağladık. Evet, evet. O çalışmaları da yerelde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yürütüyor. Ona ilaveten hocama ben bir ilave yapmak istiyorum. Gene bizim bakanlığımız Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nce çalışmaları yürütülen somut olmayan kültürel miras
O da var, evet. Listesi var. Onda da ülkemizden aklıma geldiği kadarıyla kahve kültürü, efendim Kırkpınar meddahlık geleneği, yani yanılıyor olabilirim. Evet. Hatta ülkemiz halen de devam ediyor olabilir. Bu somut olmayan kültürel miras komitesi üyesi. Evet. Peki Gökhan Bey, size son da şunu söyleyeyim, sonra da kapatalım. Şimdi sizin programa geleceğinden önce ben dedim ki vah vah vah, Türkiye'deki en zor durumdaki adam geliyor. Niye? Çünkü siz kaçakçılık mücadelenin de başındasınız, değil mi? Ekibin parçası. Siz, ekibin parçasınız. Şimdi bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar fazla tarihi eseri olan bir ülkede bunun kaçakçıyla mücadele etmek mümkün müdür? Yani şimdi atıyorum, şimdi Perge'ye gittim ben. Allah'a emanet bir yer, koskoca bir arazi. Bir tane bir şey alsam, oradaki her şey bir şey. Bir tane alıp çantama koysam, gitsem kimin haberi olur? Ben bunu ne bileyim, yarın bir uçağa da koysam da götürsem de dünyanın bir yerine veya bırakın evime götürsem bile bir facia. Bununla mücadele mümkün müdür? Dünya bunu nasıl yapıyor, biz nasıl uğraşıyoruz bununla? Ülkemizden bahsedecek olursak tabii kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi kolluk kuvvetlerimiz yürütüyor. Jandarma, gümrük, emniyet genel müdürlüğü. Bizim de bu aşamada koordinatör gibi bir görevimiz var. Sürekli irtibat halindeyiz bu bakanlıklarımızla. Öncelikle yapmamız gereken, ki bunu da büyük ölçüde yapıyoruz. Envanteri çıkalım. Bu önemli bir şey. Yalnız kaçak kazılarla çıkan eserlerin envanterinin bulunması mümkün değil tabii. Çünkü onun bilgisi bizde de yok. Ama müzelerimizdeki eserlerin envanterleri... Bazıları müzelerden çalınan eserler. Yani da. Müzelerden çalınan çok sınırlı. Son zamanlarda yok, rastlamıyoruz hiç. Bile yani. Evet, son zamanlarda azaldı, evet. Bunların da bilinç oluştu. Böyle bir durum olması halinde hemen zaten... Çalınan eserlerin fotoğrafları ve envanter bilgileri Interpol veri tabanında yayınlanır. Bütün dünya bunu görür. Dolayısıyla çalan kişi... Ama buna rağmen iadesinde hep sorun çıkıyor. Yani çalındığını bildiriyorsunuz. Atıyorum İsviçre'de yakalanıyor. Geri alıncaya da göbeğimiz çatlıyor. Şöyle, bu tabii uzun bir süreç. Yurt dışında kültür varlıklarımızın iadesi. Bir örnek vermek gerekirse Boğazköy Sfenksi 90 küsur yıldan sonra iadesi yani. Sağlandı. Üstelik... 1910'lu yıllarda Almanya'ya konservasyonun yapılıp iadesi sağlanması amacıyla verilmesine bilgi rağmen... Bilgi dahil etmiş olmasına rağmen, evet. o tamam, el koyma yani. Yani el koyma. Buna rağmen 90 küsur sene sürdü. Herakles heykelinin üst yarısı Antalya Müzesi'ndeki, o da 30 yıla yakın... bir zaman sürecinde iadesi sağlandı. Uşak Müzesi'nden madalyon var, şey vardı, deniz atı. Kanatlı deniz atı broşu. O müzeden o farklı bir şey. Çalınarak kopyası, imitasyonu yerine konmuş. Bu fark edildikten sonra zaten hemen duyuruları yapıldı. En çok aranan eser listesinde birinci sıradaydı. Tabii yurt dışında bunu elinde tutan şahıs satamayacağını anlayınca... Almanya'daki temsilciliğimize iade etti. Oradan da Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bizim burada yapmamız gereken, ki bunu da gerçekleştiriyoruz müzelerimiz kanalıyla, yerel halkın bilinçlendirilmesi. Bunu en güzel Antalya örneklerini vermek gerekirse Burdur, Çorum, Mardin, sık sık köylerde bilinçlendirme, bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Eski eser sevgisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Ayrıca sık sık biz paydaş kurumlarla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'yla sık sık bir araya gelip koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekat Daire Başkanlığı, çatısı altında Türkiye'deki bütün eski eser kaçakçılığında olduğu bütün verilerin toplandığı bir birim var. Düzenli toplantılar yapılıyor. Yani müzelerimiz bunda ön ayak oluyor. Yani zamanımızda eski eser kaçakçılığına önlenmesine yönelik oldukça verimli sonuçlar aldığımızı söylemek mümkün. İyiyiz yani. İyiyiz.
Hocam kapatma önce size yönelik bir eleştiri var. Komik eleştiri, bunu okuyacağım. Sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan bir eleştiri. Diyorlar ki, niçin göbekteki yapılar yuvarlak formda diye ben sormuşum. Siz de demiş ki insan o zaman köşeyi bilmiyordu. İnsan zihnindeki en ideal genel formun daire olduğu konusu kadim tartışmadan biridir diyor. Ve sonra da şöyle devam ediyorlar. Göbekli Tepe'yi, Habertürk arkeologların Göbekli Tepe'yi sıradanlaştırma çabalarının asıl nedeni o tarihlerde kurumsal bir din ve inancın var olduğu gerçeğine duydukları öfkedir. Çok sıradan ve cevap vermeye değmez değil mi? Değmez, kesinlikle değmez. Ben ama bununla ilgili işte arkeolojinin aslında yaygınlaşmasıyla önemli bir konu bu. Yani yaygınlaşmadığını gösteren bir konu. Arkeolojinin nasıl yanlış anlaşıldığını gösteren bir konu. Oysa Türkiye 150 yıllık bir arkeoloji geleneğine sahip. Bunun hem idari hem üniversiteler açısından son derece övünebileceği, dünya ölçüsünde övünebileceği bir yerde. Dolayısıyla bu tartışmaları, bu seviyesizlik ölçüsünü indirgenin bir anlamı yok. Bence de. Kaldı ki şimdi düşünün, böyle çok uzak geçmişimizi bizi uluslararası bir platformda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, yani uluslararası arenada ya taşıdığı bir alanın keyfini sürmek varken bu kısır, aptal bir, tartışmalar, bu kısır aptal iddialar. Çok da bir de şunu da bilmiyorum hocam, yani şunu da bilmiyorum. Yani bu arkeolojinin ne kadar kıymetli bir iş olduğunu, yani İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluk denmiş ve bütün dünyada egemen olmuş bir imparatorun en önemli kollarından bir tanesi arkeolojiydi. Yani Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarını çizen bir arkeolog babanın arkeolojiye meraklı kızı. Ve bütün bu bölgedeki bilgilerini, bütün bu bölgedeki yönetme yetilerini o sayede kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de böyle bakmayla başlıyor geçmişine. Yani Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda arkeolojiye gösterilen ilgi... Muazzam. Müzecilik, kazılar... onun eseri zaten bugünkü geldiğimiz durum. Evet. Dolayısıyla evet, tadını çıkaralım. Öfke tadını çıkaralım hocam. Bence de çok ne diyeyim keyifli bir iş yapıyorsunuz. Benim tanıdığım en ünlü arkeolog kimdir biliyor musunuz? Faruk Bayan, tanır mısınız? Faruk Bayan Türkiye'deki özel televizyonların hemen hemen tamamına genel müdürlük yapmış. Muazzam bir televizyoncudur. Ama asıl işi arkeologluktur. Arkeoloji okumuş. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. Bir dönemde arkeolog yapıp sonra ya galiba bu işte ben düzen tutturamayacağım deyip TRT'ye başvurup TRT'de televizyona başlamış. Benim tanıdığım en ünlü arkeolog olur ve ben ona hep şey derdim. Ya sen asıl zevkli olan işi bırakmışsın, daha zevksiz bir işe geçmişsin diye. Hakikaten çok keyifli bir iş. Bunlarla uğraşmak, bu işlerle uğraşmak, bunları ortaya çıkarmak. Teşekkür ediyorum size. Türkiye için yaptığınız katkılar, dünya medeniyeti için yaptığınız katkılardan ötürü. Ağzına sağlık. Konuk olduğunuz için ayrıca onur duyduk. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Size de kolaylıklar diliyorum. Kültür Bakanlığımız hakikaten çok önemli işler yapıyor yıllardan beri. Ve son yıllarda bu çabaların daha arttığını, daha ne diyeyim, daha düzenli bir şekle girdiğini, Türkiye'nin belki parasal imkanlarının da biraz daha genişlemesiyle biraz daha düzene girdiğini görüyoruz. Sizlere de, sayın bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun. Sağ olun. Değerli Göbektepe'yi konuştuk. Salı akşamı inşallah planlarınızda değişiklik olmazsa eğer savunma sanayiyle ilgili bir teke tek yapacağız. Giderek ben siyasetten uzaklaşıyorum farkındaysanız ama siyaseti sevmediğimden yıllardan beri de söylüyorum. Savunma sanayinde geldiğimiz noktayı ele alacağız. Hakikaten orada da gurur duyacağımız şeyler oluyor gibi bize geliyor, bize yansıyanlar öyle. Ne kadar öyle, ne kadar değil. Bir terslik olmazsa salı akşamı da bu konuları ele alacağız. Salı akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.